Özcü Televizyon'dan Liderler Özel programından herkese iyi akşamlar, merhabalar. Seçime artık saatler kaldı da diyebiliriz. Çok az bir günün kaldı. Son düzlüğe girdiğimiz bu günlerde Liderler Özel programının, Sözcü Televizyon'un konuğu, Deva Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan. Sayın Babacan, Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, öncelikle. Teşekkür ederim. Bu akşamki programda bizlerle birlikte Sözcü Sözcü ailesinden Uğur Dündar, Sözcü gazetesi yazarlarından Uğur Dündar olacak. İpek Özbey, Sözcü Televizyon'dan tanıdığınız moderatörlerimizden ve Oğuz Demir, Sözcü Televizyon'u hem hafta sonu programının sunucusu hem de Sözcü Televizyon'u ekonomi yorumcusu. Ali Babacan olunca konuk, ekonomiye dair sorularımız da olacak. Hepsini konuşacağız. Sıcağından başladığı için Erzurum'da yaşanan provokasyonu ve onun sahayı etkilerini Ali Babacan'ın ağzından dinleyeceğiz. Onun Erzurum'da yaşananlarla ilgili yorumlarını da alacağız. Ve bunun sandık güvenliğine, seçim gününe etkilerini de tabii ki konuşuyor olacağız. Sosyal medyada dolaşan gene yolsuzluk iddiaları, YouTube'a düşen videolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresini, hatta bu sefer kendisini de hedef alan iddialar var. Bunları da sormazsak olmaz Ali Babacan buradayken. Onların hepsi de konuşulacak ve meydanlardaki son durumu, son günlerde kendisinin de çıktığı alanlarda izlenimlerini alacağız. Hepsini Ali Babacan'ın ağzından bizzat biz soracağız. Sizler de soracaksınız tabii, sosyal medya hesaplarından bize ulaşarak bunların hepsini sorabilirsiniz. Şimdilik başlayalım diyelim. Düşünürlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz, şöyle derin bir nefes alın, artık özgürsünüz ya. Çünkü vatandaşımız da biliyor, biz de iyi biliyoruz ki şu andaki enflasyonun, hayat pahalılığının yegane sebebi kötü yönetimdir. Sayın Erdoğan, seçime gidiyoruz, seçime ya. Savaşa gitmiyoruz, ne oluyor? Dünyanın bütün demokratları için umut kaynağı olacağız. İnanın yaptıklarımız ders kitabı olacak. İkhaneye indiremez dediler, ikhaneye indirmedik mi? Kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Çünkü biz çalışan Türkiye'nin sesiyiz. Dün akşam, dün öğlen, daha doğrusu gün boyu yaşanan gelişmelerle, Erzurum'daki gelişmelerle, provokasyonla, hatta girişim bile değil, direkt provokasyonun kendisi adını koymak lazım. Onunla başlayalım istiyorum Sayın Babacan'a. Tekrar hoş geldiniz diyerek ben dünü şöyle kısaca bir hatırlatayım, siz de takip etmişsinizdir. Gün boyu devam eden aslında bir süreç oldu bu. Belediyenin otobüslerinden önce alana çekilmesi, sonra onların oradan biraz sosyal medyanın da gücünde, Kemal Bey'in de devreye girmesiyle, sizlerin de hepinizin devreye girmesiyle o otobüsler oradan çekildi. Ama İmamoğlu'nun konuşması sırasında, otobüsün üzerindeki konuşması sırasında bir grubun taşlı saldırısı, hem İmamoğlu'na yönelik hem de onu dinlemeye meydana gelenlere yönelik bir saldırı gerçekleşti. Hem bunu nasıl yorumladığınızı hem de açıkçası bugün çok soruldu sosyal medyada bu. Bunun bir sandık güvenliğine, seçim gününe yönelik bir endişemiz var. Bu haklı mı değil mi diye sizden bunun yorumunu rica edeyim. Evet. Öncelikle Sözcü TV'ye yayın hayatında başarılar diliyorum. Benim bu katıldığım ilk program. Aslında Uğur Bey sağ olsun ilk günlerde bir aramıştı ama denk getiremedik. Bugüne kısmetti. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Özgür basın ve özgür yayıncılığın yeni bir temsilcisi olarak sizlere başarılı bir yayın hayatı diliyorum hep beraber. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu dünkü olaylar gerçekten son derece üzücü ama aynı zamanda kaygı verici. Niçin? Çünkü seçime gidiyoruz ama seçime giderken hani toplantı yapmak, gerekirse yürüyüş, sloganlar, bunların hepsi meşru seçim propagandası çerçevesinde düşünecek şeyler. Ancak mesele hakarete varırsa, yani kırmızı çizgilerden birisi hakaret çizgisi. O kırmızı çizgiyi geçip de hakarete varırsa söylenenler veya dün yaşananlar gibi artık şiddete, hele hele taş kullanarak şiddete doğru taşarsa, orada kırmızı çizgilerin çok net çizilmesi lazım. Ve bunun da en önemli yöntemi o eylemi yapanlar ve hatta o eylem yapılırken ses çıkartmayanlar, göz yumanlarla ilgili derhal savcılık süreçlerinin başlatılması. Eğer bunlar yapılmazsa, hatta devletin en tepesinden birileri bağırmış çağırmış da onları provoke etmiş de onun için onlar da taş atmış diye adeta bir meşruiyet zemini oluşturacak bir söylem son derece tehlikeli. Yani şiddetin gerekçesi olmaz. Şiddete meşruiyet zemini sağlanmaz. Hele hele bir ülkenin cumhurbaşkanı taşlı bir şiddet olayının adeta daha önceki sloganlarla bağını kurarak ona bir meşruiyet kazandıracak bir söylemde bulunamaz. Böyle yaklaştıktan sonra savcılar zaten hareket etmekten
çekinirler, korkarlar. Yani yargı üzerindeki baskıyı biliyoruz. Dolayısıyla yapılması gereken derhal hızlı bir şekilde hem o taşları atanlar hem de buna göz yumanlarla ilgili savcılık süreçlerinin derhal başlatılması. Aksi halde seçime giderken bu olanlardan cesaret alanlar olabilir. Bu kötü hareket başka yerlerde örnek olabilir. Kategorik olarak şiddeti reddetmek gerekiyor. Ve bunu da yapması gereken şu anda sorumluluk sahibi hükümet. Çünkü Adalet Bakanı hükümetin kontrolünde, hükümetin emrinde, Cumhurbaşkanı'nın emrinde. İçişleri Bakanı Cumhurbaşkanı'nın emrinde. Dolayısıyla burada yani bizler muhalefet olarak ancak doğruları söyleriz, ikaz ederiz, uyarırız. Savcıları harekete çağırırız. Ama nihayet sorumluluk ülkenin Cumhurbaşkanı'nda. Yani seçime doğru giderken şiddet hareketlerine karşı kategorik bir duruş eğer Sayın Erdoğan ortaya koymazsa kategorik olarak bundan sonraki şiddet olaylarında önünü açan bir tutum demektir bu. Ve sorumluluk da doğrudan kendisine gider. Ben buradan açık söylüyorum. Yani sadece eğer sonrası için bu taş atarak, protesto doğru bir iş mi değil mi? Sayın Erdoğan bunu önce söylesin. Hı. Mesela ben takip ettiğim kadarıyla böyle bir şey demedi. Taş atanları falan eleştirmedi. Tam tersine zaten ortam öyleydi. Hak ettiler bunlar anlamına gelecek imalı sözlerde bulundu. Dolayısıyla bu seçime eğer güvenlik içerisinde, sandık güvende dahil olmak üzere şiddet olaylarında provoke etmeden, şiddet olaylarının önünü açmadan gitmek istiyorsak Sayın Erdoğan çıkıp derhal bir açıklama yapması lazım. Arkadaş ben böyle bir şey istemiyorum. İçişleri Bakanı'na talimatım vardır. Adalet Bakanı bu işin takipçisi olacaktır. Kim şiddete kalkışırsa savcılar da görevini yapmalıdır desin. Bu üç cümleyi kursun. İnanın çok daha huzur ve barış içerisinde bu seçime gideriz. Ama ülkenin Cumhurbaşkanı ve ortakları ya Sayın Bahçeli'nin ettiği lafı düşünebiliyor musunuz ya? Mermi. Yani mermi vücuta mermi ya almak alır falan. Ya nasıl biz, mermi alır. Bu nasıl bir kafadır? Ya savaşa gitmiyoruz ki biz seçime gidiyoruz. Sayın Erdoğan biliyorsunuz şey yaptı. Profil fotoğrafını değiştirdi Twitter'da. Böyle hani askeri kıyafeti andıran bir ceketle şimdi profil fotoğrafı. Gerçekten bunlar çok riskli ve çok tehlikeli tutumlar. Onun için derhal ben burada ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ı göreve çağırıyorum. Çünkü görevi bu ülkenin güvenliğini sağlamaktır. Görevi şiddete kim kalkışırsa ona engel olucu mekanizmayı çalıştırmaktır. Şu anda sorumluluk kendisidir. Ben tabii beylerden izin isteyerek T'ye ilk sözü vereceğim, sonra sizlere bırakıyorum. Şimdi bu şiddet literatürüne, siyasetteki şiddet literatürüne orada ne işin vardı diye bir cümle eklendi. Ekrem İmamoğlu'na da öyle dediler. Ne işin vardı Erzurum'da? İstanbul'u bırakıp ne işin var orada? Ne işin var Erzurum? Fakat Kemal Kılıçdaroğlu Çubuk'ta saldırıya uğradığında da Çubuk'ta ne işin var demişlerdi. Tam olarak ne demek istiyorlar ne işin var derken? Yani bazı şehirler onların tekelinde mi? Din gibi, milliyetçilik gibi şehirler de mi tekelinde AKP'nin? Yani onlardan izin almadan herhangi bir siyasetçinin herhangi bir yere gitme şansı yok mu? Sayın İmamoğlu doğru İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ama şu anda da bir Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı. Ve açıkladığımız ortak yönetim modelinde yani geçiş sürecinin yol haritası belgesinde 12. maddede iki büyükşehir belediye başkanımızın ileri dönüp bir görev tanıması da. Dolayısıyla şu anda onların hitap ettiği kitle sadece kendi şehirleri değil aslında tüm Türkiye. Çünkü öyle bir siyasi karar alıp ondan sonra bu seçim dönemine biz girdik Millet İttifakı olarak. Birincisi o yanlış orada ne arıyorlar falan filan diyemez. Herkesin her yerde bulunma hakkı var bu seçim dönemi boyunca. İkincisi pek çok ilde bizlerin faaliyette, siyasi faaliyette bulunmasıyla alakalı çok ciddi engellemeler söz konusu. Yani istediğimiz meydanlarda, istediğimiz bölgelerde seçim çalışmaları yapmamızın önünde sürekli engeller çıkıyor. Sürekli ve daha küçük yerleri mi veriyorlar size mesela ya da insanların daha zor ulaşacağı yani yerleri mi veriyorlar? Merkez yerine daha uzaklarda yerler gösteriyorlar. Yani insanların böyle daha kolay erişebileceği yerler yerine eğer miting yapacaksanız diyorlar gidin işte dağın başında bir yere, şehrin dışında bir yere orada yapmaya zorluyorlar ki katılım zayıf olsun. Bu kadar da basit arkasındaki gerekçe yani. Bunu biz de yaşıyoruz. Yani sürekli yaşadık, yaşıyoruz. Mesela Gaziantep'te biz ana meydanda, demokrasi meydanında bir miting yapmak istedik. Partimizin ilk mitingiydi. Vermediler. Dediler ki biz burayı sadece seçim dönemlerinde kullandırıyoruz. Peki dedik. Üçüncü, dördüncü tercihimiz olan bir meydan verdiler. İnsanlar bilmiyor. Gaziantep'te adı duyulmamış bir yer yani. Tır park alanı mı öyle bir yer yani. Ancak tır şoförlerinin bildiği bir yer. Ama biz orada yaptık. Ve gerçekten de şimdiye kadar Gaziantep'te yapılmış en büyük mitinglerden birisi oldu. Çok coşkulu, çok güzel bir şekilde yaptık mitingimizi. Fakat bu seçim döneminde baktık. Miting yapmak isteyen partilere gene vermediler demokrasi meydanını.
Mesela hükümetten bir bakan geliyorsa veriyorlar ama muhalefetten bir aktivite varsa diyorlar yok kusura bakmayın kapalı. Bunları yaşıyoruz. Her yerde maalesef yaşadık, yaşıyoruz. Ciddi bir engelleme çabası var. Görüyorlar. Yani riski görüyorlar kendileri açısından. Vatandaşlarımızın bizlere olan ilgisinin gittikçe büyüdüğünü görüyorlar. Ve bunu da engellemek için her türlü saçma sapan şey yapılıyor maalesef. Yani dün işte dediğiniz gibi otobüslerle o alanın işgal edilmesi, hani belediye otobüslerinin oralara dizilmesi. Ya, halkın artık bir arzusu iradesi olduktan sonra ona engel olamıyorsunuz yani. Bugün ama Sayın Soylu da, Sayın Erdoğan da, Sayın Ömer Çelik de yaptıkları açıklamalarda sanki Ekrem İmamoğlu taşları oraya kendi getirdi ve kendini atmış gibi davrandı. Yani orada hani bir provokasyon var ama orada olay çıkarmaya çalışan bir izlenim yaratmaya çalıştılar. Ya bu kadar hani bir şiddet olayını sahipsiz bırakmak bir iktidar için mesela Süleyman Soylu ne yapmalıydı böyle bir durumda? Yani bütün bahsettiğiniz isimler var ya bunların aslında pek kıymeti yok. Asıl burada Cumhurbaşkanı'nın duruşu. Erdoğan. Şimdi Sayın Erdoğan durması gerektiği yerde dursun hepsi ipik bir hizaya gelir bunların. Hepsi hizaya girer yani. Çünkü öyle kendi başlarına irade koyacak, kendi başlarına olaylara bir yorumda bulunacak bir duruş koyacak isimlerden bahsetmiyoruz burada yani. Peki sizce onun için ben başta dedim yani burada dedim Sayın Erdoğan tutumu son derece önemlidir ve şiddete karşı kategorik bir tutum almazsa bundan sonra olabilecek bütün hadiselerin sebebi de sorumlusu da kendisidir. Buradan ben açık söylüyorum yani. Sayın Genel Başkan bir iki tane konuşması var. Yani hem İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada işte Dadaşlar biz kime izin vereceğini bilir minvalinde. Hem de Erzurum'da yine kendi mitinginde yaptığı bir konuşma. Sizce yani böyle bir organizasyondan Cumhurbaşkanı'nın haberinin olma ihtimali. Siz yakın siyaset yaptınız geçmişte de yani böyle bir ihtimal var mıdır? Şimdi an takip etmiştir eminim yani. Daha önceden biz de takip ediyoruz çünkü anlan yani kim ne yapıyor, kim ne ediyor, nasıl oluyor. Hepsini biliyor. Hepsini mutlaka anda haber veriyorlar. Yani bilgisi dahilinde oldu o zaman. Ve bu ilk defa şiddeti olumlayan tutum ilk de değil yani. Biliyorsunuz Sayın Akşener Doğu Karadeniz'de bir saldırıya sözlü saldırıya uğradığında da aynı şeyi söylemişti değil mi? Yani hatta Karadeniz'in gelini mi dedi bir şey dedi yani hani evet. Şeyler yani o olumlayan. Dolayısıyla bu şiddeti olumlayan dedi. Tavır ülkemiz için son derece tehlikeli. Burada eğer meşru demokratik zeminde bir siyaset yapıyorsak Türkiye'de Türkiye'nin çıkışı ve sorunlara çözümü meşru demokratik siyaset içinde olacaksa herkesin şiddeti dışlayan kategorik bir duruş ortaya koyması lazım. Sayın Babacan. Yani Allah korusun bugün taş olur yarın başka şeyler olur. Bunlar çok ciddi konular. Bir de ülkeyi geriyorlar. Yani insanların psikolojisi de olumsuz etkileniyor. Bu gerginlikte yani milyonlarca insandan bahsediyoruz. Allah korusun bir ilde bir vaka çok daha üzücü sonuçlar getirebilir. Onun için ben buradan derhal Sayın Erdoğan'a da bütün hükümet üyelerine de şiddete karşı acilen kategorik bir duruş ve şiddeti reddeden gerektiğinde müdahale eden bir duruş olması gerektiğini söylüyorum. Aksi halde üçüncü kere söylüyorum. Sadece ve sadece tek sorumlu Sayın Erdoğan olur. Bundan sonraki şiddet hareketlerinin. Sayın Babacan, gelişmiş demokratik hukuk devletlerinde böyle bir olay yaşanmaz. Ama diyelim ki yaşandı, şiddet uygulandı bazı kişiler tarafından. Böyle durumlarda savcılar ve güvenlik için en üst düzeyde görevli kişiler kameraların önüne geçerler ve olayla ilgili soruşturmayı başlattıklarını açıklarlar ve paylaşılacak, soruşturmayı etkilemeyecek düzeyde bilgileri kamuoyuna sunarlar. Şimdi böyle bir yaklaşım kesinlikle söz konusu değil. Erzurum'da bir Cumhuriyet Başsavcısı var mı yok mu şu anda göremedik. Bilemiyoruz. Göremedik yani. Erzurum'da bir emniyet müdürü olduğundan söz ediliyor. Ama emniyet müdürü ortalıklarda gözükmüyor. Herhangi bir açıklama yapılmıyor. Bu durumda pazar günü Erzurum'da sandık güvenliği nasıl sağlanacak? Bu şiddet gösterisi sonrasında sandıklarda görev alacak kişiler kendi can güvenliklerinden endişe ederler mi? Seçmen psikolojisini bu nasıl etkiler? Ve sizin bu doğrultuda hem sandık görevlilerine hem de seçmenlere yönelik olarak vereceğiniz mesajlar nedir? Aslında bizim altı parti olarak yani Millet İttifakı olarak
ortak yaptığımız çalışmaların en önemlilerinden birisi de seçim güvenliği. Biz seçim güvenliği ile alakalı 6 genel başkan yardımcısından oluşan bir heyet kurduk. Bu heyetin aynı zamanda altında teknik kadrolar var. Ve seçim güvenliğinin 6 partinin kolektif bir şekilde beraberce ancak sağlayabileceği bir alan olduğu konusunda da mutabık kaldık. Çünkü hiçbir partinin kendi örgüt altyapısı 81 ilde, 973 ilçede ve yaklaşık 200 bin sandıkta %100 takibe müsait değil. Dolayısıyla ne yaptık? Bu oluşturduğumuz işbirliği mekanizmasıyla hangi bölgelerde kimin eksiği varsa o eksikleri diğer partilerin tamamlamasıyla ilgili bir network kurduk. Ve bugün itibariyle 200 bin sandığın tamamında sandık görevlileri ve artı insan kaynağının daha bol olduğu yerlerde de sandık müşahitleri söz konusu. Bir sandık 200, görevlisi biliyorsunuz. 200 bin sandığın 200 bin tamamında çünkü sandık görevlileri konumlandırıldı. Yani 6 parti işbirliği yapınca bu oluyor. Evet. Ama hiçbir parti tek başına yapamıyor. Yapamaz. Yani belki de bundan önceki seçimlerdeki o zafiyetin ya da o bazı bölgelerde oluşan boşluğun en önemli sebebi oydu. Yani biz de Deva Partisi olarak hem avukatlarla hem de sandık görevlisi olabilecek isimlerle o insan kaynağı havuzuna bütün kapasitemizi aktardık. Ve bunun tüm Türkiye genelinde bir koordinasyonla da hiçbir sandığın boş kalmamasıyla alakalı çalışmamızı yaptık. Dolayısıyla sandık görevlisi biliyorsunuz resmi görevli. Yani bir sandık başkanı oluyor, yardımcısı oluyor. 5 tane de daha önce seçime girmiş ve en çok oy almış 5 partinin temsilcisi oluyor. Onlar sandık görevlileri. İmza yetkilisi var. Tutanağı ıslak imzayla imzalıyorlar. Ama müşahitler de ki her parti müşahit görevlendirebiliyor. Her partinin müşahit görevlendirme hakkı var. O müşahitler de gözlemci müşahit kartlarıyla olarak, gözlemci olarak oralarda dolaşabiliyorlar, bakıyorlar, izliyorlar. Anormal bir şey olursa o binadaki avukata haber veriyorlar. Bakın burada bir ihtilaf var, bir gelin bakın diye. Dolayısıyla sandık görevlileri artı müşahitlerle çok iyi çalışmak gerekiyor. Bir de biz şöyle bir şey de başlattık. Sandık sahiplendirme denen bir uygulama da başlattık. Buna da internetten saydık.biz'den girip vatandaşlarımız bina bazında o sandıkları sahiplenebiliyorlar. Yani ben burada müşahit olmak istiyorum diye internetten girip bizim sistemimize bilgilerine girdiklerinde biz o kayıtlarımıza girmiş oluyorlar. Oradan da biz kendilerine sandık müşahidi kimliği verebiliyoruz. Yani bu da mümkün. Ama sadece biz değil, diğer partilerde var benzer sistemleri. Tamamen sivil inisiyatifler de var bunu yapan. Ama vatandaşlarımıza ben buradan tekrar çağrı yapayım. Yani o gün müsait olan, demokrasimize sahip çıkmak isteyen, sandıklara sahip çıkmak isteyen vatandaşlarımızın hepsi istedikleri takdirde müşahit olabilirler. Yani bu herkese açık bir sistem. Gidecekler, üyesi oldukları partiye veya başka bir partiye. Üye olma şeyi de çok o kadar hani... Veya sivil toplum örgütleri. Veya sivil toplum örgütleri, sivil inisiyatifler. Ama partilerin tabii müşahit kartı verme yetkisi olduğu için müşahit kartı bayağı etkili oluyor. Ben sandık müşahitiyim deyince şöyle herkes bir geri çekiliyor. Yani hele avukatsa, yani orada görevli bir hukukçu arkadaşımızsa o binada, ya bir dakika arkadaş ben avukatım dediğinde hemen herkes şöyle bir geri çekiliyor, ayağını denk alıyor. Dolayısıyla vakti müsait olan, bu işi yapmak isteyen vatandaşlarımızın gerçekten bu demokrasimize sahip çıkması ve sandık güvenliği konusunda gönüllü olarak görev alması çok önemli. Yani hangi partiye kendilerini yakın hissediyorlarsa, nerede görev almak istiyorlarsa, nerede oturuyorlarsa, yani gitsinler desinler ki ben müşahit olmak istiyorum, ben izlemek istiyorum, demokrasimize sahip çıkmak istiyorum diye. Bu mümkün, herkes bunu yapabilir ve siyasi partiler de bu konuda yardımcı olmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Yani seçime bu 3-4 gün kala bu çağrıyı da buradan gerçekten yapmak istiyorum. Çünkü çok kritik olacak, çok çok dikkat etmek gerekecek yani. Ya ama şey, şu Erzurum üzerinde belki biraz daha bunu irdelemek lazım. Söylediklerinizin hepsini daha önce de söylenen bir şeydi. Şu endişe çok fazla olduğu için Uğur abi de sanırım oradan hani hareketle bunu söyledi. Şimdi Erzurum'da gördüğümüz manzara en azından İmamoğlu'nun gösterdiği reaksiyonda polis duruyor. Ortada vali yok, emniyet müdürü yok. Israrla polisi göreve davet ediyor. Bir sandık başında bir şey yaşanırsa yahut da yaşandığı iddiası ortaya atılırsa sadece Erzurum üzerinde ya da Erzurum'a hedef falan bir şey söylemeye çalışmıyorum ama bu zaten var olan güvensizlik biraz daha arttı. Dolayısıyla hani gördüğüm kadarıyla
sizin de bir vites arttırmanız gerekecek gibi. O sandığın güvenliğini sağlayacak siyasi liderlere söylüyorum ya da sivil toplum kuruluşlarına. Bir ekstra bir şey daha yapmayı hiç düşündünüz mü? Mesela Erzurum üzerine, Erzurum'da yaşanan bu provokasyondan sonra bir araya gelip gerek kendi içinizde, kurmaylarınızda ya da diğer ittifak içerisindeki bu işten sorumlu kişiler bir üzerinden geçip yeniden bir strateji belirleme ya da mevcut stratejiyi gözden geçirme gibi bir şey yapıldı mı dünden bugüne? Örneğin seçimin kazanılması durumunda Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı ve polislere görev yaptırmayan emniyet müdürüyle hatta en üst düzeydeki yetkili valiyle ilgili bir takım soruşturmaların yapılacağı herhalde konuşulmuştur, değerlendirilmiştir. Ve bu doğrultuda atılacak adımlar pazar günü benzeri davranışlarda bulunmayı düşünen kamu görevlilerinde o düşüncelerinden caydırmak açısından son derece etkili olur diye düşünüyorum. Kuşkusuz. Onun için hükümetin, yani başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere ilgili bakanın veya bakanların mutlaka somut adım atması gerekiyor. Ama şunu da unutmayalım ki eğer bu tür hareketler karşısında, bu taş atma olayı karşısında orada kimse hareket etmediyse, polis harekete geçmediyse bu aynı zamanda merkezleşen yönetim zihniyetinde bir sonuç. Yani normalde orada anlık bir şey olabilir ve anlık bir gelişmeye ben işte emniyet müdürüne sorayım, il emniyet müdürüne, o da gitsin valiye sorsun, valide müdahale edilsin, edilmesin diye talimat versin. Bu iş böyle yürümez yani. Yani normalde hiç kimseden talimat beklemeden bu tür bir olay olduğu anda oradaki ister 10 polisimiz olsun ister 20 polisimiz o arkadaşların başında da kim varsa amir derhal harekete geçmesi lazım kimseye sormadan. Ama öyle bir yönetim anlayışı ve öyle bir iklim oluşturdular ki ta yukarılardan talimat gelmeden kimse hiçbir konuda hiçbir şey yapmak istemiyor. Depremde de aynısını yaşadık. Depremde niye ilk 2 gün ilk 3 gün hiçbir şey olmadı? Hiçbir yardım ulaştırılamadı. Sistem niye kilitlendi? Çünkü merkezi karar alma yapısında ta tepeden talimat gelmeden kimse kılını kıpırdatmıyor, bekliyor. Bir şey yaparsam acaba başıma bir iş gelir mi? Ya senin görevin arkadaş, hemen hareket et. Belli ki orada bir hareketlenme var, bir taş atma olayı var. Hemen git gereğini yap. Duruyor bekliyor, dur bakalım bir talimat gelsin bir yerden. O ondan. İşte vali diyorsunuz değil mi? Emniyet müdürü diyorsunuz, il emniyet müdürü diyorsunuz. Ya bunlara kadar gitmemesi lazım bu işlerin. Yani ülkedeki şu andaki yönetim sisteminin, yani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bu kadar merkezileşen bir yönetim sisteminin aynı zamanda devleti nasıl felç ettiğini, yani devletin her konuda ama her konuda görevini yapma konusunda nasıl geç kaldığını, harekete geçemediğini de bu olay ayrıca gösteriyor. Yani hani yönetim modeli açısından baktığınızda da zaten burada çok ciddi bir sorun var. Ve evet tabii ki buradaki olayın, ihmalin sorumluları tabii ki gereği mutlaka yapılmalı. İdari kararsa idari karar. Yargıyı ilgilendiren süreçlerde yargı süreçleri mutlaka çalıştırılmalı. Harekete geçmesi gerekirken harekete geçmeyenlere bir hesap sorulmalı arkadaşlar. Sen niye hiçbir şey yapmadın diye. Tabii. Niye izledin bunu diye. Tabii. Hayır, bir de uzun sürüyor mesele yani. Hemen de bitmiyor. Yani küçücük çocukların başı yarılıyor, yüzü yarılıyor yani. Uzun sürüyor. Yani hani dersiniz ki ya ilk 30 saniye bir dakika bir tepki süresi değil mi? Bir harekete geçmesi. Öyle de değil yani. Şemsiyeler açılmış, yağmur şemsiyeleriyle taştan koruyarak otobüsün üzerinde konuşma yapılıyor. Böyle bir şey var mı ya? Yani ilk taş geldiğinde anında orada hemen kimse onu yapanlar anında etrafı sarılıp hemen orada kontrol edilmesi lazım. Böyle bir şey olmaz yani. Hukuk devletinde böyle bir şey yaşanmaz. Yani bir ülkenin güvenliğini sağlamak bu ülkenin devletinin en önemli görevi. Şu anda bu ülkenin devletinin başında kim var? Sayın Erdoğan var. Eğer kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlayamıyorsa orada sadece Sayın İmamoğlu'na yapılmıyor bu saldırı. Ya otobüsün üzerinden gelen taşlar aşağıdaki vatandaşları da yaralıyor yani. Bir şey yapılmıyor. Bunu sağlama görevi devletin başındaki kişinin ve onun talimatıyla çalışan bakanların ta aşağıya kadar ki herkesin yani. Bütün bu münferit olaylardan bahsettiğiniz seçim güvenliği dahil eğer gereken yapılması, eğer devletin tepesinde de bu meseleler ihmal edilirse gerçekten çok yazık olur. Ha bizim muhalefet olarak elimizde hani bir polis gücümüz yok. Ha çivi çiviyi söker deyip de buradaki hukuksuzluğa, şiddete karşı bir başka hukuksuzluk ve şiddet çağrısı yapacak halimiz de yok. Tabii. Yapamayız yani çünkü bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltemezsiniz. Dolayısıyla şu anda bizim yapacağımız bu işin sorumlularına, kendi sorumluluklarını hatırlatmak ve onları acilen göreve çağırmak. Bu takdirde tabii ki milletimiz olacak, vatandaşımızın olacak. Yani
Onun için bu seçimler gerçekten önemli. Bunun seçim güvenliği de dahil olmak üzere bunları mutlaka dikkate almak lazım. Ama nihayetinde ben ümit ediyorum ki bu münferit bir konudur. Yani iyimser bir bakışla ve olumlu yapıcı bir bakış açısıyla. Burada münferit bir olaydır inşallah diyorum. Ve bu münferit olay burada kalır ve tekrarlarını bu önümüzdeki günlerde yaşamayız diye ümit ediyorum. En az 200 kişi vardı orada. Yani nasıl münferit olabilir? Belli ki bir... Yani Erzurum'a özel o açıdan münferit. Anlıyorum. Yani ferdi lokal, anlamda lokal, değil de. Lokal, evet. Yani lokal, yani olay olarak evet. Münferit. Yani bir ferdin yaptığı evet. Olay olarak yani evet. Lokal. Yani ümit ediyorum ki öyle bir şeydir. Ümit ediyorum ki sistematik bir şey değildir. Ümit ediyorum ki bunlar başka yerlerde tekrar edilmez. Ama ülkeyi bu kadar gererek seçime götürmek gerçekten çok yazık. Çok yani yazık. Bu güzel ülkemize çok yazık ediyoruz. Yani halbuki insanlarımız bir an önce mutlu olmak istiyor, huzura ulaşmak istiyor. Tekrar kucaklaşmak istiyor. Umut etmek istiyorlar, kucaklaşmak istiyorlar. Yaptık, ya insanların talebi bu. Ama umut siyaseti tükenince, çünkü Tayyip Erdoğan'ın umut siyaseti tükendi. Yani 2013, 2014, 2015 derken umut siyaseti tükendi. Artık umut oluşturamıyor. Yani şu anda destek verenler, ülke daha iyiye gitsin diye destek vermeyecek. Bu seçimlerde Sayın Erdoğan'a destek veren. Daha kötüsünden korktuğu için destek verecek. Çünkü hep daha kötüsüyle korkutuyor. Bak ben olmasam daha kötüsü olur diyor. Ben olmasam peki, sosyal yardımlar kesilir diyor. Ben olmasam musunuz? Diyor düşmanlar var çok diyor bak diyor falan filan. Yani daha kötüsüyle korkutarak oy topluyor. Peki siz o daha kötüsünden korkan insanları ikna edemiyor musunuz daha iyisi olacağına? Yani oradaki evet. Geçişkenlik neden olmuyor? Şimdi birkaç önemli sebebi var. Yani mesela geçişkenlik bir miktar var. Yani hiç yok değil. Yani daha önceki seçimlerde AK Parti'ye ya da Sayın Erdoğan'a destek verenlerin bir kısmı şu anda artık o desteği vermeyecek. O kesin yani. Bir kısmı vermeyecek. Hala tereddütlü olanlar var. Hani elim CHP'ye gitmiyor, elim Altıok'a gitmiyor diyen kesim var ya. Şimdi o ailelerin önemli bir kısmında elim Erdoğan'a gitmiyor, elim AK Parti'ye gitmiyor, elim ampule gitmiyor hissi var şu anda. Çünkü onlar bu kadar yoksulluk olsun, yasaklar olsun, yolsuzluklar olsun diye bu desteği vermediler ki. Yani onlar daha temiz bir yönetim olsun diye bu desteği verdiler zamanında. Ve şu anda ülkenin düştüğü durumdan da son derece müzdaripler. Peki niye hala belki o ilişkiyi koparamıyorlar? 4-5 tane ana sebebi var yani. Bunlardan birincisi nedir? Ya acaba dini özgürlükler konusunda yeniden Türkiye kötü bir döneme girer mi girmez mi diye içten içe korkular var. Bir korkunun biz tamamen yersiz olduğunu söylüyoruz. Ya merak etme öyle bir şey olmaz bu ülkede diyoruz artık. Mümkün değil yani. Bir de Saadet Partisi, Gelecek Partisi, yani Deva Partisi de var orada. 6 parti bir aradayız ve 6 parti mutabakatla ilerliyoruz. Üstelik Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok kıymetli ve çok samimi bir helalleşme iradesi var. Ve bunu da icraatla da ortaya koyma konusundaki o iradesini biz görüyoruz, güveniyoruz kendisine. O var, başka partiler var. Dolayısıyla bunların böyle olmayacağı konusunda insanlara anlatıyoruz dilimizin döndüğü kadar. Ama o dönüş çok kolay olmuyor. Ama dedim ki safa safa insanlar artık bir o tarafa olan güvenini yatıyor, bir bize daha çok bakıyorlar, daha çok izliyorlar ve destek verecekler. Tamamı olmasa da bir kısmı gelecek, destek verecek öyle görünüyor. İkinci önemli konu bu sosyal yardım, sosyal destek meselesi. Şimdi bu sosyal yardımlar, sosyal destekler adeta AK Parti'ye üyelik kartına bağlandı yani. Adeta öyle. Dolayısıyla şöyle bir hissiyat var. Ben AK Parti'ye üyeyim. Öbür taraf iktidar olduğunda bana destek gelmez. Çünkü AK Parti'ye üye olduğum için bana bu destek geliyor. Ama başka parti kazanırsa ben de o taraftayım şimdi. Benim desteğim kesilir diye yersiz bir korku var. Bu da doğru değil. Biz bunu defalarca güvencesini verdik. Bu bir haktır dedik. Sosyal yardım, sosyal destek. Parti üyeliği ayırt etmeksizin. Hak eden vatandaşlarımızın hepsi bunu alacaktır. Üstelik insan onuruna yaraşır bir hayat seviyesine, standartına ulaşacak kadar da bu destekler güncellenecektir. Ve aile sigortası ya da aile sosyal destek mekanizması ki açıkladık bunların hepsini belgelerimizde nasıl çalışacağını. Bununla da bunu yapacağız dedik. Ve bunu bu seçimde insanlar inşallah görecekler. Yani bu seçimden sonra AK Parti'ye üye olsa da, MHP'ye üye olsa da eğer yardım ihtiyacı varsa, hakkı varsa bunun aynen devam ettiğini görecekler. Ve ondan sonra birdenbire toplum bu konuda da rahatlayacak. Yani ikinci önemli konu o. Üçüncüsü güvenlik endişeleri. Yani acaba hani ülkenin bütünlüğüyle ilgili sıkıntı çıkar mı? Düşman çok. Şimdi bir zafiyet olur mu?
Çünkü bizim milletimizin gerçekten yani bu ülkeyi, bu vatanı sevme katsayısı çok çok yüksek yani. Çok büyük bir bağlılık var. Bu da çok önemli bir değerimiz. AKP'nin sürekli meydanda PKK ile Millet İttifakı'nı ilişkilendirmesinin sebebi de... Tamamen bunu istismar ediyor. Yani milletimizin o temiz, milli değerlerini ve vatanseverliğini istismar edici bir çizgi uyguluyorlar. Fakat bu aslında otokratik rejimlerin çoğunda olan ortak bir alan. Yani şöyle bir düşünün, Kuzey Kore'ye bakın, değil mi? Saddam'ın Irak'ına bakın, Kaddafi'nin Libya'sına bakın. Bu güvenlik faktörünü ön plana çıkarıp, yani sürekli olarak işte tank, top, tüfek, savaş uçağı, savaş gemisi görüntülerini çok olarak medyada gösterildi. Düşmanla sürekli insanların korkutulduğu ama bunun karşılığında da fakirliğe, yoksulluğa razı ol denildiği bir yönetim anlayışı aslında. Yani otokratik rejimlerin bu güvenlik dozunu açıp vatandaşı bak düşman var diye korkutup onun için yoksulluğa razı ol demesini ve şu anda Türkiye'de aynen yaşıyoruz. Yani o kadar çok ülkede örneği var ki şu anda fiilen biz bunu Türkiye'de yaşıyoruz. Biz diyoruz ki bu vatandaşımız birinden birini seçmek zorunda değil. Yani devletin görevi hem güvenliği sağlamaktır ama hem de vatandaşlarımıza insan onuruna yaraşır bir hayat standardı sağlamaktır. Ve bu ikisi beraber mümkün olur. Yani biri için diğerinden vazgeçmek zorunda değiliz. Bu tamamen bir yönetme becerisi. Ehil ve dürüst kadrolarla ülkeyi yönetiyorsanız, israfı önlüyorsanız, kaynakları dikkatli kullanıyorsanız bunu başarırsınız. Dolayısıyla bundan vazgeçme diyoruz biz vatandaşlarımıza. Yani hem güvenliğimizi sağlarız ama hem de daha zengin, daha müreffeh bir ülke olabiliriz diyoruz. Bunun mesajını veriyoruz. Tabii bütün bunlar İpek Hanım şöyle olacak. Yani ne olursa olsun bu seçimde ki biz bu seçimi Millet İttifakı'nın kazanacağını görüyoruz. Yani sahada bunu rahat hissediyoruz. Çünkü ilk turda mı görüyorsunuz? Şimdi ilk turda olup olmayacağı biraz bıçak sırtı ama gördüğümüz Sayın Kılıçdaroğlu'na olan destek, Sayın Erdoğan'a olan desteğin bir hayli üstünde. Onu görüyoruz. Aradaki fark kayda değer bir fark yani. Nasıl görüyorsunuz? Onu görüyoruz. Sahada mı görüyorsunuz? Anket mi yapıyorsunuz? Düzgün araştırmalarda görüyoruz ki düzgün araştırma sayısı maalesef çok çok az bugünlerde. Yani buna da üzülüyoruz. Yani biz onun için kendimiz de ayrıca çok hani düzgün, sistematiği iyi, örnekleme düzgün. Kendimiz de ayrıca çok geniş çaplı ve bayağı maliyetli araştırmalar biz de yaptırıyoruz. Oralarda da görüyoruz. Ama aynı zamanda bu sahadaki desteğin niteliği çok güçlü. Yani biraz ben bunu 2002 Kasım seçimlerine benzetiyorum. Yani 2002 Kasım seçimlerinde de çok güçlü bir değişim talebi vardı vatandaşlarımızdan. Ve o seçim kampanyasına gittiğimizde, il il dolaştığımızda Kasım 2002'de, yani siyasete ilk defa girmiştim. O zaman AK Parti'nin kurucusu olarak başlamıştım. Hep ticaretle uğraşırken. Daha önce bizim ailede hiç kimse siyasetle uğraşmamış. Parti üyeliği bile yok. Yani o kadar siyasetten steril bir aile bizim aile. Ama onu görmüştüm sahada. O kuvvetli bir değişim talebi. Şimdi o 2002 Kasım'daki kuvvetli değişim talebinin aynısını ben bugün Türkiye'nin her yerinde görüyorum. Yani bunu münferiden kendi yaptığım programlarda da görüyorum. Kemal Bey'le ortak yaptığınız programlarda da görüyorum. O zaman ama mesela iktidarın ortaklarını meclis dışında bırakmıştı bir kısmını 2002 seçimlerinde. Evet, çünkü pek çok bugün, parti baraj altı kalmıştı. Dolayısıyla yine aynı bir tek AK Parti ile CHP meclise. Yine aynı tabloyu bekliyor musunuz? Benzer bir tabloya da. Şu anda bir ittifak sistemi olduğu için evet. Yani barajın evet, anlamı doğru. Pek çok parti için kalmıyor. Yani Cumhur İttifakı'ndaki partiler için de baraj anlamsız. Millet İttifakı'ndaki partiler için de anlamsız. Çünkü zaten ittifak halinde barajı geçtiğinizde baraj sorunu kalmıyor. Dolayısıyla yani bu seçimde 2002'ye göre çok daha fazla sayıda parti mecliste olacak. Ama yani ben iyi hatırlıyorum Kasım 2002 evet. seçimlerine giderken Kayseri mitingini iyi hatırlıyorum. AK Parti Kayseri mitingi. Şimdi beraber Sayın Kılıçdaroğlu'yla beraber ki Sayın Karamollaoğlu da vardı. Beraber orada mitingde ayrı ayrı konuşma yaptık. Çok benzettim o Kayseri'nin o tablosunu. Kayseri biliyorsunuz yani sosyal dokusu farklıdır. Çok, çok İç Anadolu'dur, muhafazakar ağırlıklı bir şey. Gösterge yani, olarak çok önemli. Yani sağdakilerin o coşkusu ve miting alanına girmese bile oluşan o dış geniş halkanın ilgiyle takip ediyor oluşu. Miting alanına girmemişler ama dışarıda geniş halka var ki ben konuşmamda özellikle oralara da hitap ettim. Oralara da bakarak bir tepki almak istedim. Mesela alışveriş merkezi var, terası dolu. Oradan uzaktan izliyor. Ama oralara seslendiğimde oralardan da aldığım tepkiler yani ilgi ve muhtemelen bu ilginin desteğe dönmesi o dış halkalarda bile söz konusu olacak. Yani peki anketçileri yanıltacak şu anda otokratik rejim nedeniyle gerçek eğilimini
ön plana çıkaramayan, çıkarmaktan çekinen ya da korkan yurttaşların bir dip dalga yaratarak beklenmedik bir oy oranıyla Millet İttifakı'nı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nu ilk turda seçtirebilme olasılığını görüyor musunuz? Böyle bir dip dalga. O var. Var mı? Olasılık var. Yani ben bıçak sırtı dememin sebebi o. Bıçak sırtı işte o tarafa da olur, o tarafa da olur. Yani ilk turda bu işin bitmesi ya da bitmemesi. Yani ilk turda da bitme ihtimalini ben görüyorum. Bitmezse neden çünkü bitmiyor? Çünkü konuşmayan kitle var ya, konuşmayan kitle aslında muhalif olduğu için ve korktuğu için konuşmuyor. Yoksa hani iktidarı destekleyecek kitlenin bir korkusu yok ki. Yani telefon dinleniyor da olsa, birilerine şikayet de ediyor olsa nesini şikayet edecek ki yani? Zaten iktidara destek verdiğini söylüyor. Dolayısıyla yani konuşmayan kitlenin bizleri destekliyor olma ihtimali daha yüksek. Yani dolayısıyla bütün araştırmalarda iktidar lehine bir miktar ibrenin doğal olarak sapmış olmasına ben şaşırmam yani araştırmalarda. Ama bunu da bilemiyorsunuz ki yani hani sadece bir tahmin. Çünkü ölçemediğiniz bir şeyi sadece tahmin edebiliyorsunuz yani. Sayın Genel Başkan, yani şimdi dediniz ki iki adayın oyları yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyu Sayın Erdoğan'dan daha yüksek gözüküyor ama. Evet, o kesin. Evet, peki o şimdi yüze tamamlıyoruz. Yani dolayısıyla ilk turda yani 50 artı 1'i bulamama ihtimali var diyorsunuz. Yani yüze evet, ilk yani turda. Bunun nedeni Sayın İnce mi ya da Sayın Oğan'ın adaylığı mı yoksa sizin o dalgayı yaratamamanız mı? Zaten iki aday olsa... Zaten ikinci tur, birinci turda gerçekleşecekti. Yani dört aday olduğu için... O zaman Sayın İnce ve Sayın... Yani çünkü burada aslında getirmeye çalıştığım yerde şu çok merak edilen bir konuydu bu. Sayın İnce'nin geçen hafta yaptığı açıklamalara hazır tam oraya doğru gelmişken ben topu size atmak birazdan için... Anladım. Bir şeyi sorayım mı? Şu değişen, geleceğim oraya. Zamanında geldi. Bu değişen hani oy geçişlerini görüyorum diyorsunuz. Sizin daha önce yaptığınız bir açıklama var. Kendi kitlemizi CHP'ye oy vermeye ikna edemeyebiliriz. Mesela ikna o ikna süreci geçti mi ya da şu anki okumanız nedir? Kendi dönüp baktığınızda tabanınıza yönelik. Aslında benim oradaki ifadem ikna edemeyiz ifadesi değil. Yani normal şartlarda kendimiz seçime girecekken Deva Partisi'ne oy verecek kitlenin %100'ünü biz CHP'nin logosunun altına evet diyeceğini bekleyemeyiz. CHP benim ifadem o. Bir miktar ondan ama bir miktar da bilmemezlikten. Yani bunu duymamış daha insanlar. Yani bizim işte Deva Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin CHP'nin listesinden seçmeye gireceğini duymamış. Hatta İyi Parti de biliyorsunuz CHP'nin listesine isimler verdi. Yani seçileceği çok garantili yerlerden isimler verdi. Aslında 6 parti tek listede. Fakat bunu insanların bir kısmı duymamış. Ben bunu nereden anladım? Daha geçen hafta Ankara'da Çıkrıkçılar Yokuşu'nda Kadıköy'deki o vatandaş buluşmasına yani giriyoruz çarşıya artık etrafımızda fotoğraf çektirenler, sohbet edenler, ayaküstü, esnaf falan filan böyle yani diyelim ki işte 100 metrelik yer yarım saatte bir saatte zor yürünüyor falan öyle bir ortamda. Geldiler yanıma dediler ki sizi çok seviyoruz, destekliyoruz. Bir oyumuz Sayın Kılıçdaroğlu'na, bir oyumuz da Deva'ya. Ben dedim ki evet Deva Partisi'ne destek veriyor olmanızdan çok mutlu olacağım ama bize desteğiniz ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosunun altına evet demekle mümkün olacak. Bak, aa öyle mi dedi? Evet dedik. Ve ne yaptık biz? Dün akşamdan itibaren bütün televizyon kanallarına bir bant reklamı girdik. 8 saniyelik bant reklamı ama çok yoğun ve yaygın. Yani bayağı yüksek bütçeli bir reklam girdik. Ve orada diyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu ile benim fotoğrafım çıkıyor. Birlikte Deva var diyoruz. Arkasında Deva için Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına evet, CHP'nin logosuna evet. Oy pusulası 8 saniye ve bunu sık ve bütün kanallarda bir tek şey kabul etmiyor. ATV ve A Haber artık o tamamen ailenin malı mülkü haline geldiği için onlar paramızla bile kabul etmiyor. Ama mesela TRT dahil bu sefer kabul etti bu reklamlarımızı. Sözcü TV'de de eminim çıkacaktır. Belki çıkıyordur. Hatta çıkıyor, programda bile altta izleyeceğimiz bant halinde görebilir. Baktık ki ben bir orada görünce arkadaşlar dedim hemen acil tedbir almamız lazım. Çünkü bilmiyor, öğrenmemiş insanlar yani. Araya gidecek. Ya da açacaklar oy pusulasını, aa Deva Partisi yok diyecek. Ondan sonra gidip kime oy vereceğini bilemiyoruz ki. Şunu da söyleyeyim, biz hakikat siyaseti yapıyoruz hep. Yani hep hakikat siyaseti. Yani mesela hani siz sordunuz ya ilk turda biter mi? Kesin ilk turda alacağız falan da diyebilirdi başka kişi orada oturuyor olsaydı değil mi? Hani seçime gidiyoruz biraz moral olsun falan diye ama hep hakikat siyasetini güven inşası açısından çok önemli görüyoruz. Biz bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne de bu ilk görüşmelerde söyledik. Sayın Kılıçdaroğlu'na da ben söyledim.
Yani ilk teklif çünkü onlardan geldi bize. Dediler ki bakın ortak listeyle girersek toplam milletvekili sayımız artıyor. Çünkü don sistemi matematik böyle gösteriyor diye. Ben 3-4 tane probleminden bahsettim beraber girmenin. Tabii ki artıları belli. Artıları daha çok milletvekili çıkıyorsunuz. Ve bahsettiğim problemlerden bir tanesi de dedim açık açık söyledim onlara. Bakın biz dedim normal şartlarda bize oy verecek insanların %100'ünün gelip de buraya evet demesini garanti edemeyiz. Yani bunu bilin. Yani böyle bir şey işin tabiatında yok. Yani o anlayışla dedim bu işbirliği yapacaksak biz dürüstçe söylememiz lazım her şeyi yani. Dolayısıyla onlara da söylediğimiz durum bu. Dolayısıyla işin hani gerçeği ama ne yapıyoruz? İşte bütün bunları telafi etmek için, bütün bunları %100 olmasa da %90-95 oranında taşıyabilmek için de her türlü çabayı ortaya koyuyoruz. Yani en son bu bant film dahil ki çünkü bazı insanlar şimdi bu haber kanalındayız şimdi haber kanalı izlemeyen milyonlarca insan var. İzlemiyorlar yani. Zannediyoruz ki biz burada konuşunca Türkiye'nin haberi oluyor. Olmuyor. Yani yani dizi izliyorlar. Yorucu geliyor siyaset. Çok karmaşık geliyor. Yani şu saatlerde eş zamanlı diziler yayınlanıyor değil mi? Ve milyonlarca insan şu anda o güzel güzel dizileri izliyorlar kendileri. Ama o diziyi izlerken de ne oluyor? Dizinin altında bant çıkıyor ve deva için Kılıçdaroğlu'na evet CHP evet bantı çıkıyor. Yani onları da orada hiç olmasa yakalayalım. Yani diyorsun. Siyasi tarihinize CHP'ye de oy istemedim demezsiniz artık o zaman. Yani böyle ileride anlatırsınız. CHP'ye de bir dönem oy istemişliğim var diye. Ya biz kim demokrasiden yanaysa, kim adaletten yanaysa, kim özgürlüklerden yanaysa onun için oy isteriz. Kendimiz de o şeyle yola çıktık, o iddiayla yola çıktık. Yani bütün bu hazırlıklarımız, devanın bütün bu hazırlıkları da o iddiayla yapılan hazırlıklar. Dolayısıyla siyasi partilerin ismi değişir, belki zaman içerisinde duruşu değişir ama yani adaletten bahsediyorsak, özgürlükten bahsediyorsak, demokrasiden bahsediyorsak onlar çok değişmeyen şeyler. Dolayısıyla burada yani Cumhuriyet Halk Partisi, bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi ve bugünkü Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütün bu çabası, kucaklayıcı oluşu ve şahsen hani dürüstlüğüne olan güvenimiz bizi böyle bir arada ve beraberce hareket etme konusunda açıkçası rahat bir pozisyona getirdi. Bugünkü onun için yani biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık siyasi parti. Her dönemi safa safa evre evre. Dolayısıyla şu anda Sayın Babacan kendiliğinden geçti. Sorsun yani ama direkt doğru bir yere gidiyorsunuz çünkü. Bir de hep şunu yapıyoruz biz siyaset hep yarınlara bakıyoruz. Çünkü geçmişte hiçbir zaman anlaşamayız diyoruz. Geçmişte uzlaşmak anlaşmak çok zor. Doğru olduğunu bu olduğunu inanıyorsunuz yani. Yarınlarda anlaşıyorsak yarınlarda anlaşıp yarınlara onu bir siyaset yarınları inşa etmek şunu yani. Çok merak ediyorum. Her bir unsuru altılı masanın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme meselesini çok önemsiyor. Ben de çok önemsiyorum onu doğru söyleyeyim. Ve her seferinde bunu dile getiriyor. Şu da özellikle muhafazakar tabanı olan partilerde eski CHP değil diyor. Ama bunu zaten Sayın Kılıçdaroğlu kendisi de söylüyor. Eski doğru CHP olmadığını. Buna da tamam. Ama ben şunu merak ediyorum. Ya bir tek Sayın Kılıçdaroğlu mu helalleşecek? Yani sizin mesela Babacan olarak, Ali Babacan olarak bir şeyle ya da bir kimseyle helalleşmeniz gerekseydi o ne ve kim olurdu? Ve bu 2017 referandumu dönemi benim sessizlik kararımın olduğu bir dönem. Çünkü ben 2015'te bakanlıktan ayrıldıktan sonra bir artık açıklama yapmama kararı aldım. Sessizlik kararı aldım. Çünkü artık ben siyasetten bir yumuşak çıkış istiyordum. Bu da ancak konuşmayarak sağlanıyor. Çünkü konuşup her gün bir şey söylediğinizde siyasi pozisyonunuzu ortaya koyuyorsunuz. O zaman siyasette oluyorsunuz yani. Halbuki ben yavaş yavaş artık çıkıyordum ve kendi işime dönüyordum. Dolayısıyla o dönemde 2017 referandumu öncesi bu iş çok yanlış diye kamuoyuna açık bir şekilde ilan etmediğim için gerçekten milletimizle helalleşmek isterim. Bana soranlara hep anlattım bu iş yanlış diye. Hatta beni şikayet ettiler parti genel merkezine. Ya Ali Babacan'a soruyoruz. Referandum işi yanlış. Buna evet denilmemesi ama lazım. Ama kamuoyuna çıkıp açıklamadınız. Evet, soranlara herkese söyledim. Ve bunun içinde tutumun bu olduğunu bildiler, anladılar ve yazılı şikayet mektupları gitti genel merkeze. Yani Ali Babacan bak öbür tarafta duruyor ha falan diye. Yani pozisyonumuzu herkes biliyordu. İçeride biliyordu herkes. Ama bunu alenileştirmedim ben. Çünkü artık siyasetten çekilme dönemi olduğu için. Yani belki çıkıp da söyleseydim daha iyi olacaktı. Yani orada bir helallik istemek lazım. Herkesin var mutlaka. Yani uzun süre siyaset yapıyorsanız. Ben ODTÜ'yü 4 üzerinden 4'te bitirdim ama
Siyaset öyle bir şey değil. Siyasette 4 üzerinden 4 diye bir şey yok yani. Siyaseti yapıyorsanız katkınız da oluyor. Güzel şeyler de yapıyorsunuz. Hatalarınız da oluyor. Ama biraz önce verdiğiniz örnek yapmadığınız için. Yani. Hani yapmadığınız için pişmanlık duyduğunuz gibi bir şey olarak algıladım. Evet. Hani biraz daha zorlaştırayım soruyu. Yaptığınız ve pişman olduğunuz helalleşmeyi biraz o tarafa doğru geçirirsek. Öyle bir şey ya, var mı? Kendi doğrudan sorumluluk alanındaki konularla ilgili pek yok doğrusu. Yani bizzat yani bana bağlı kurumların ve bana ekonomi bağlı kurumlarla işte, ilgili yaptığımız işlerle mesela alakalı yani. Pek yok ama tabii ben bir hükümet içinde oldum. Ve o hükümette de çok sayıda bakan oldu, bakanlık oldu. Bakanlıklar dışında kurumlar oldu. O hükümette olmanın da bir ortak siyasi sorumluluğu var tabii. Yani işte evet bir bakan arkadaşınız bir yanlış yapıyor. Siz de orada bakanlar kurulunda oturuyorsunuz falan yani. Oradan da bir miktar bir ortak sorumluluk kuşkusuz var. Yalnız bir şey hemen düzeltmek isterim. Yani ya ömrümde de CHP'ye oy isteme falan. Ya. Şimdi şöyle bizim parti üye... Parti ben ona bağlı paralel bir soru soracağım. Evet, bir bilgi vereyim o enteresan. Şimdi bizim 180 bin resmi üyemiz var. Yani bunlar ıslak imzayla ben Deva Partisi'nin üyesi olacağım diye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi parti üyelik kütüğüne ismini yazdıran insanlar. Biz bunlar üzerinde 3 tur anket yaptık ve anketlere geri dönüş olanı çok yüksek. Çünkü üyemiz zaten korkmadan üye olmuş. Sorduğumuzda cevap veriyor yani. Böyle %40-%50 oranında geri dönüşler oldu ankete yani. Bu çok yüksek oran. Şimdi bu sorduk siz 2018'de kime oy vermiştiniz diye. Bugün bizim üye misiniz? Deva Partisi'nin üyesisiniz ama 2018'de kime oy vermiştiniz diye. Bizim üyelerimizin %30'u 2018'de AK Parti'ye oy vermiş. Yüzde kaçı? %30'u. Hı. Ama %20'si de CHP'ye oy vermiş insanlar. Yani bizim genel merkez yönetim kurulumuzda, genel başkanlık kurulumuzda daha önce AK Parti'ye kesinlikle oy vermemiş olan çok sayıda arkadaşımız var. Mesela %10 HDP var bizim 180 bin üyemiz içerisinde. 2018'de ben HDP'ye oy vermiştim diyor. Şimdi size üyenizim diyor. %10 İYİ Parti var. %5 MHP var. Yani dolayısıyla bizim üye tabanımız zaten pek çok siyasi partiye 2018'de destek vermiş insanlardan oluşan bir üye tabanımız. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber olmak bizim partimizde böyle bir travmatik bir şey falan değil yani. Yani zaten demokrat duruşu ağırlıklı olan arkadaşlarımız özellikle genel merkez olsun, teşkilatlarımız olsun... Yani empati yapabilen, yani başkalarını dinlemeye hazır bir insan kaynağı yapımız var. Dolayısıyla belki dışarıdan görüldüğü kadar bir şey değil, bir travma falan değil bizim için yani. Bizim için ülkenin yarınlarında buluşma ve ülkenin yarınları için hep beraber güzel şeyler yapma. Biz öyle görüyoruz. Çok bu konuda rahatız da yani. Ha biz parti olarak, teşkilat olarak rahatız ama 180 bin üyemizin de çoğu eminim rahat. Fakat biz sadece 180 bin kişiden destek almayacağız ki. Yani milyonların desteğine talip bir siyasi partiyiz. Ve bütün o milyonları mobilize edebilmemiz, milyonları gelip de hani ortak listeye evet deme konusunda çalışmamız tabii ayrı bir şey yani. Sayın Babacan, geçen hafta biz Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Sayın Muharrem İnce'yi oturduğunuz koltukta konuk ettik. Kendisine tabii ki gazeteciler olarak Memleket Partisi ve siz Millet İttifakı'nı destekler misiniz diye sormadık. Ya da adaylıktan vazgeçer misiniz gibi bir soru gazeteci olarak bizim işimiz değil. Ama öyle bir anlam çıktı ki siz anketlere göre %2 ila 5 arasında oy alıyorsunuz ve sizin seçilmeyeceğiniz yine anketlere göre ortadayken seçimi ikinci tura bırakma ve ikinci turda da Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinizi açıklamanızla bir risk ortaya çıkıyor dedik ve acaba hangi koşulda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakı'nı desteklersiniz noktasına gelindi. O da dedi ki bizim oyumuz kendisine göre bir oy oranı sundu. Sizin Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin toplam oylarının %1 civarında olduğunu söyledi. Ve kendisinin hangi koşulda Sayın Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıklarken de aynen Deva Partisi ile Gelecek Partisi çekilsin. Ben koşulsuz Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakı'nı destekleyeceğim dedi.
Buna ne derseniz? Bir izninizle bir tam evet. kendisinden de dinleyelim. Yani eksik bir şey yok ama bir o anları da bir hatırlayalım. Bir de şöyle bir şey söyledi. Onu da soruya ekleyeyim. Siz seçildikten sonra, Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçildikten sonra değişecek koşullara göre AKP'ye geçebileceğinizi, AKP ile işbirliği yapabileceğinizi söyledi. Hem yani bırakıp oraya geçecekler. Evet, hem de Gelecek Partisi'nin. Böyle bir olasılık düşünülebilir mi? Ne diyeceksiniz? Bir izninizle bir dinleyelim şu sesi. Son söylediğinizde, hani banta geçmenin son söylediğiniz böyle bir şey ihtimal dışı. Yani eğer öyle bir niyetimiz olsaydı şu anda biz bu kadar külfet, bu kadar eziyet, 3 yıllık bütün bu yoğun çalışmaya hiç girmeden bugün rahatlıkla AK Parti içerisinde çok farklı, çok rahat bir hayatımız olabilirdi. Çok farklı pozisyonlarımız olabilirdi. Yani biz niye Deva Partisi'ni kurduk ki? Niye bu kadar yoğun bir çalışma ortaya koyduk ki? Yani orada artık işlerin kesinlikle iyi gitmediğini, artık orada ülkenin sorunlarına çözüm üretecek bir kapasite kalmadığını kesin olarak gördüğümüz için Deva Partisi'ni kurduk ve yola çıktık. Ve biz parlamenter sistem isteyen bir siyasi partiyiz. Güçlenmiş parlamenter sistem istiyoruz. Bunun için diğer 6 partiyle de oturduk, çalıştık, mutabık kaldık. Oysa Sayın Erdoğan ve AK Parti mevcut sistemden yana, mevcut sistemin daha da derinleştirilmesinden yana. Dolayısıyla temellerde çok büyük ayrılığımız var. Dolayısıyla bu ihtimal dışı bir konu. Yine bir başka konu, eğer gerçekten yani bizim toplumsal desteğimiz Sayın İnce'nin söylediği gibi olsaydı, acaba niçin biz ısrarla Millet İttifakı'na davet edildik? Acaba niçin ısrarla ortak listelerle seçime girmek için davet edildik? Bakın biz talepkar olmadık. Yani partimiz kuruldu, sağ olsun Sayın Kılıçdaroğlu geldi, bizi genel merkezimize ziyaret etti. Daha sonra irtibatlarımız yoğunlaştı. Ondan sonra ilk defa Ahlatlıbel'deki o altılı masa, 12 Şubat 2022'deki ilk o altılı masaya beraberce oturduk. Ama bunlar hep davet düzeni. Biz davet edildik oraya. Yani dolayısıyla oy oranınızla ilgili değil, değil mi Sayın Babacan? Yani bu aslında orada bir arada olmanızın sebebi sizlerin yüksek oy oranları değil, değil mi? Başka bir şeyi temsil Şimdi ediyorsunuz biz orada. Biz seçime girip toplumsal desteği ölçülmüş bir siyasi parti değiliz. Hı-hı. Ama yani herhalde toplumda hiçbir karşılığı olmayan bir siyasi partinin ortak listelerle ve kazanılacak yerlerden çok sayıda milletvekiliyle ortak listede yer alması, toplumda hiçbir karşılığı olmayan bir siyasi parti, bu konuşulacak bir şey değil. Yani siyasette böyle bir gerçeklik yok. Şunu yani, bir dinleyelim. Çünkü yani çok önemli bir katma ediyorum. Değerimiz var ki Millet İttifakı'ndayız. Çok önemli bir katma değerimiz var ki ortak listelerle giriyoruz ve biz bakın biz talepkar olmuyoruz. Ya bizim hani durum zayıf, hani acaba şöyle birkaç isim versek de sizin listelere koysa, öyle değil yani. Biz son güne kadar kendimiz seçimlere girecek şekilde hazırlandık. 1300 tane başvuru oldu, aday adaylığı başvurusu. Hepsiyle tek tek mülakatlar yaptık. 8 tane komisyon kurduk. Ben üst komisyon başkanı olarak kendim bizzat her bir başvuru formunu gördüm. Ve alt komisyon başkanı arkadaşlarımıza bütün başvuruların üzerinden kendimi geçtim. 8 gün sadece ben kapandım çalıştım. Ve o arada o teklif bize geldi. Daha önce büyük bir reklam kampanyası başladık. Partimiz kurulduktan sonraki en büyük reklam kampanyasına girdik hatırlarsanız. O hani bir Damla logosu etrafında insanlar buluşuyor hatırlarsanız. Çok yoğun bir bütçeyle girdik. Şimdi başka partinin listesinden girmeye hazırlanan bir parti bunları niye yapsın ki? Biz tamamen kendimiz girecekmiş gibi hazırlanıyor iken güç birliği teklifi geldi. Biz de rasyonel bulduk ve beraber girdik. Dolayısıyla olayın nasıl gelişine bakacak olursak öyle bir tabii yani şunu belki onların sorması lazım. Acaba biz niye davet edilmedik diye herhalde Sayın İnce'nin kendi kendine bir sorması lazım. Hatta o davet niye... İnce'ye yanıtınızı evet. Öyle alayım istiyorum. Tamam. Çözümü söyleyeyim. Söylüyorum çözümü. %1 oyu yok bunların. At ikisini kenara. Kayıtsız destek olacağım. Söz. Gelsin hadi. Madem memleket... Hangi ikisi? Deva ve Gelecek. Davutoğlu Babacan'ı kenara çeksin. Tamam, kayıtsız destek oluyorum. Ne Cumhurbaşkanı yardımcı... Şu an bir teklifte bulunuyorsun. Hiçbir şey istemiyorum. CHP'ye bir teklifte bulunuyorsun. Efendim bakın. Davutoğlu ve çok Ali Babacan ittifaktan çıksın. Evet. Ben kayıtsız Cumhurbaşkanı destek. Yardımcılığı istemiyorum. Bakanlık istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben memleket istiyorum. Memleket. Yani Davutoğlu ve Babacan... At onları kenara, destekleyeceğim. Hadi buyur.
Evet, bunları herhalde sordunuz bilmiyorum. Bunu niye daha önce söylemedin diye herhalde sorduk. Tam da peşinden gelen sorduk. Ne dedi? Onu şimdi boş verin onu şimdi. Şimdi boş söylüyorum verin işte. Onu. Ben burada, sizin yani, neden pembe kıyafet giydiğinizi gibi, soruyor muyum dedim. Simge fıstık olma söylemiştim. Yani fikir ve duruş değiştirmek, kravat değiştirmek, kıyafet değiştirmek kadar sık olabilecek doğal bir şey olabilir. O da öyle bir siyaset çizgisi olabilir. Çok önemli değil ama inanın biz tamamen Türkiye'nin yarınlarına odaklandık. Çünkü siyasetçileri, gerçi sizler bizden çok daha uzun zamandır siyaseti izleyen, takip eden insanlarsınız onun için. Ama ben iki gruba ayırıyorum. Bir laf üretenler, bir de iş üretenler. Yani biz tamamen hep iş üretme tarafında olduk. Yani partimizi kurduk, ne yaptık? Hemen 81 tane il başkanlığımızı oluşturduk. 766 tane ilçe başkanımız var şu anda. İstanbul'da 39'da 39 ilçe olarak. Ankara'da 25'te 25'iz. Bizim 8 icra birimimiz var ama 13 tane de politika üretme birimimiz var. 13 politika birimiyle bakın ne yaptık? Tek tek her alanda ama her alanda eylem planları hazırladık. Yani seçimlerden sonra kurulacak hükümetin 20 bakanının ne yapacağı ile ilgili her şey burada var. Bütçesi hesap edilmiş, takvime bağlanmış. Cumhuriyet tarihinde böyle bir çalışma yok. Yani hiçbir siyasi partinin oturup da seçimlerden önce böyle bir şey yok. Ancak ne olur? Hani hükümet olursunuz, işte devlet planlama teşkilatı elinizin altındadır. Bir kalkınma planı hazırla bakalım dersiniz. Bir orta vadeli program hazırla dersiniz. Öyle ama bir siyasi partinin böyle bir şey yok daha önce. Bununla da bunu ne yaptık? Böyle fasikül taşıması zor oluyor. Ciltlettik. Türkiye'nin devası diye böyle taşıması oldukça zor bir kitap haline de getirdik. İyi ki kolaylaştırmışsınız. Bu kolay hali buysa değil mi? İyi ki kolaylaştırmışsınız. Yani binlerce, bakın yani burada en son eğitim çünkü 500 madde var. 3-18 yaş eğitim. 500 tane adım var burada. Peki bu ortak mutabakat metniyle benzer değil mi Sayın Bakın, Hocam? Temel haklar. Tamam. Kronolojide bunlar önce. Biz tabi bunu 8 Haziran 2020'de başlamışız. Ama yani onu oraya aktardınız mı? Onlar yeri aldı değil mi ortak? Yani bu görmemiştir diye ya da sonuçta biz bir bunu, ortak mutabakat var. Sizin fikirleriniz bunu, orada farklılıklar var. Biz bunu altılı masaya koyduk. Çalışması olan diğer partiler de kendi çalışmalarını koydular. En sonunda ne yaptık? Bütün o çalışmalardan bir ortak politikalar mutabakat metni çıkarttık. Ama kronolojide bunlar önce. Bunlar bitti. Biz masaya bu çalışmalar koyduk. Çalışmalar oraya altı koymuş oldu. Evet ama mutabık kaldığımız kadarı girmiş oldu buraya. Burada da tam 2300 tane madde var. Şimdi biz ülkeyi yönetmeye hazırlanıyoruz ve iktidar iddiamız var. Ve şu anda Cumhurbaşkanı adaylarına bakın aslında ülkeyi yönetme iddiası olan iki tane aday var. Birinci pusulada. Öbür tarafa bakın partilerin olduğu pusulaya ülkeyi yönetme iddiası olan bir Cumhur İttifakı var. Bir de Millet İttifakı var. Yani aslında bir referanduma gidiyoruz biz dikkat edin. Yani bu bir referandum olacak. Zaten bu anayasa 2017 anayasa değişikliği. Ve bu 50+1 başkanlık sistemi yapılan seçimleri nihayetinde bir referanduma dönüştürdü. Ne zamana kadar? Ta ki biz tekrar derken güçlenmiş parlamenter sisteme geçene kadar. Peki bu neyin referandumu olacak? Neyin referandumu? İki tane seçenek var. Yani diğer Cumhurbaşkanı adaylarının ya da diğer ittifakların, diğer partilerin bir yönetme iddiası yok. Böyle bir şey yok. Yani böyle bir hazırlığı var mı? Mesela hani Sayın İnce'ye sordunuz var mı böyle bir şeyler bilmiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı olmak istiyor ya. Yani ülkeyi yönetme iddiası var değil mi? Yani niye hazırlan? Elinizde ne var bazı ne yok? Bazı noktalarda sorular sorduk. Cevapları vardı elbette ama şunu merak ediyorum. Şimdi, az önce reklama gitmeden önce çok affedersiniz. Dediniz ki pardon VTR'yi izlemeden önce bir ona sorun bakalım onu niye davet etmemişler dediniz. Bu sorunun cevabını biliyor gibi ya da, sordunuz. Ya da niye kendi yani, talepkar olmamış? Hani kendi hiç talep masada konuşuldu mu? Yani siz mesela biliyor musunuz İnce'nin neden davet edilmediğini sizin aranıza? Bilmiyorum çünkü kendisi daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmış birisi. Dolayısıyla bu daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'yle kendi aralarındaki bir süreçtir, konudur. Yani buna bizim müdahale olmamız çok da doğru olmaz. Ama kendi talep edebilirdi veya davet edilebilirdi değil mi? Yani... Ve bugüne kadar gündeme gelmeyip de son dakika gündeme gelmesi artık bilmiyorum. Ya bu İnce'yi falan inanın bırakalım. Biz şimdi ülkeyi yönetme iddiasıyla yola çıktık. Bütün bu hazırlıkları yapıyoruz. Şu anda bürokrasi üzerinde çalışıyoruz. Yani hani laf üretim tarafına takılıp kalırsak asıl iş üretim tarafı zayıf kalır. Öyle de ama sizin ağzınızdan duyulması... Onların hepsine geçeceğim ikinci bölümde. Birazdan reklama gideceğim ama ben net bir soru sorayım. Net olduğunu düşündüğüm bir soru sorayım. Siz de ona bir cevap verin. Birinci turda bıçak sırtı dediğiniz için soruyorum. Muharrem İnce bugün aday olmasaydı birinci turda biter miydi bu iş? Kemal Kılıçdaroğlu rehine size göre? Bilemiyorum yani o olmasa belki başka isimler olur muydu olmaz mıydı? Yani bu üç aday yani olsaydı. Ben varsayımlı cevapları vermekte çok zorluk çekiyorum bu işte.
Yani tamamen varsayım olduğu için yani olmasaydı ne olurdu, başka bir şey mi olurdu, başka adaylar olur muydu, olmaz mıydı? Yani bilemiyorum, şeyi zor. Cevap vermesi çok çok... Ben net yanıt aldım. Ben size itirafta buldum. Çok kolay değil yani. Ben şöyle hızlı bir soru sormak istiyorum. Evet. Biraz daha öbür tarafa bıraktım kendi hakkımı. Evet, evet, neler yapacaklar? Siz şimdi az önce dediniz ki biz Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden giriyoruz. Sonuçta daha somut olarak bir oy oranımız vardı. 1300 görüşme yaptık ama son dakikada bize bir teklif geldi ve vazgeçtik. Şimdi ciddi bir efor sarf etmişsiniz. Peki şimdi Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden Deva Partisi'nin seçilebilir. Belirli bir sizin kafanızdaki, çünkü biz görüyoruz kaç tane adayınız olduğunu, ama kaç milletvekili sokacak Deva Partisi ve bu kadar milletvekili sokmuş olmak bu çabadan vazgeçtiğiniz anlamına geliyor. Yani siz kendi başınıza girseydiniz seçime demek ki bu kadar ya da bu civarda almayı planlıyordunuz. Hani buradan bir çıkarsama yapmak mümkün mü? Ya burada bir sinerji oluşuyor. Yani ortak listelerle gelince toplam milletvekili sayısı artıyor ve her partide normale göre daha fazla milletvekili sayısı çıkarıyor. Hani Cumhuriyet Halk Partisi de yani bu varsayımsal 5-6 partiyi hocam kendi listelerine aldı ama yani almasaydı senaryosuna göre kendileri de daha fazla milletvekili sayısı çıkaracak. Yani ama bu öyle bir şey ki, ayrılacaklar bu öyle bir sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hayır, öyle değil, öyle değil. Bak matematik öyle değil. Şimdi biz diyelim ki herkes ayrı ayrı listeyle girdi. CHP'de kendi listesiyle ve kendisi girdi. Nihayetinde elde edeceği milletvekili sayısı daha az olacaktı bu senaryo göre. Çünkü sinerji oluşuyor. Yani burada 2 artı 2 4 etmiyor. 2 artı 2 5 ediyor. Ama bu da varsayımsal artı, nihayetinde şu varsayımsal anda değil. Hepsi altında bulunan şey var. Senaryo analizleri var. Simülasyonlar var. Bu simülasyonları biz de yaptık. CHP'de yaptık. Ne kadar fazla kazanıyorsunuz CHP, toplamda mesela? Yani CHP bu simülasyonları ilk bize getirdi, gösterdi. Dediler ki bakın böyle böyle hesap kitap yaptık. Sağlam analizlere ve sağlam araştırmalara göre yaptığımız simülasyonlarda ortak listeyle seçime girdiğimizde en az 30-35 tane daha fazla milletvekili çıkacak dediler. En az 30-35 tane. Dolayısıyla bu hem bize hem sizlere, herkese yarayacak bir şey dediler. Dolayısıyla CHP milletvekili sayısı olarak kendi sayısını azaltıp bize milletvekili vermedi. Hep beraber sayıyı çoğalttık ve büyüyen havuzdan da hep beraber fazla pay alıyoruz. Ama herkes için bir fedakarlık. Niye fedakarlık? Çünkü CHP kendi arkadaşlarını listeye koymadı. Gelecek Partisi'ne, Saadet Partisi'ne, Deva Partisi'ne, Demokrat Parti'ne isimleri koydu. Bu teşkilatlar için de bir şey, bir fedakarlık yani. Biz pusulayı açacak vatandaşlarımız, 3 yıllık emeğimiz var. Deva Partisi'nin logosunu tanıtmak için dünyanın emeğini ortaya koyduk. Pusulada logomuz olmayacak. Bu da bizim için bir fedakarlık. Ama öyle bir şey ki herkes fedakarlık yapıyor ama en sonunda herkes daha fazla kazanıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bize ekstradan milletvekili vermesi yok. Kendi milletvekillerinin pozisyonunu, hakkını bize vermiş değil. Toplam havuzu büyüttük. O büyük havuzdan da herkes istifade etti. Herkes kendi payını alacak diyorsunuz ama yine benim de kastım oydu. Ama yani büyüyen havuzdan alınca onların da artıyor. Anlıyorum yani, anlıyorum ben. Yani işbirliği yapmasaydık onların da milletvekili sayısı az çıkacaktı. Daha az milletvekili sayısı çıkaracaklardı yani. Beraber olduğumuz için onlar da daha fazla çıkaracak nihayetinde. Ya da beklentiniz bu yönde. Beklenti değil, bütün bizim şimdi çünkü onların bize sunduğu yani simülasyonlar da bunu gösterdi. Bizim kendi yaptığımız simülasyonlar ki biz hemen onu görünce ben aradım arkadaşlar. Bir saatte getirdiler raporları, tam çakışıyor. Doğru, hesaplar doğru, baktık yani. Bize sadece Deva'nın katkısı tek başına artı 18 milletvekili. Sadece Deva'nın ortak listesi. Bu neden son zamanı bıraktık yani mesela? Yani bu son gün mü belli oluyor bu çalışma? Cumhuriyet Halk Partisi tarafından işte altılı masada uzunca bir zamandır milletvekili adaylığı tartışılıyor. Evet. Sizin önünüze bu rakamlar geliyor, masada geliyor, başka yerde yani işte kendi içinizde yaptığınız çalışmalar var. Bu birlikte listeleri hazırlamanın zaten havuzu büyütmek anlamına geldiği son 3 günde mi belli oldu? Biz münferiden İddiamızı ortaya koymuştuk münferiden. Ve hiç kimsenin hiçbir talebimiz olmadı. Biz kendimiz seçime gidiyorduk. Başka partiler ne yapıyordu bilmiyorum. Ama bizim pozisyonumuz münferiden gitmek idi. Bunu açıkladığınızda çünkü da çok eleştirildiniz ayrıca. Değil mi tek başınıza seçime yok, yani çok öyle büyük bir... Ama o zamanlar daha bu şey yoktu. Bu hesap kitap simülasyon falan yoktu. Çünkü biz bu açıklamayı tabii 1,5 sene önce falan yaptık. Yani o iki seçim yasası değişimde yaptık. Erken bulanlar olmuştu bu açıklamayı. Ya olabilir ama biz o gün için kararımız öyleydi. Çünkü bir iddia ortaya koymak zorundayız. Yeni bir siyasi parti kurduk. Ne yapacağız? Seçime girmeyecek miyiz yani? 766 tane ilçe teşkilatı niye kurduk biz? 81 il teşkilatı niye kurduk? Yani şimdi 41 ilde, soruları sormuyorlar şimdi 41 peki? ilde teşkilat kursak ve o illerin de ilçelerin 3'te 1'inde teşkilat kursak zaten seçime girme hakkını elde ediyorsunuz. Bakın 41 il. Bir de o illerin ilçelerin 3'te 1'inde teşkilat kurduğunuzda seçime girme hakkını elde ediyorsunuz. Pusula da yeriniz oluyor yani. Biz niye 81 yaptık, niye 766 yaptık? Çünkü Deva Partisi bir seçimlik parti değil ki. Deva Partisi Türkiye'nin yarınları için çok kuvvetli bir iddia ortaya koymuş bir siyasi parti. Bakın bizim kas gücümüz henüz ölçülmedi çünkü münferiden seçime girmediğimiz. Ama beyin gücümüz ölçülmüş ve dünya bunların hakkını teslim ediyor. Hiç yani
bu kadar hazırlıklı, bu kadar donanımlı, insan kaynağı kalitesiyle ve bu kadar sağlam hazırlıklarla. Ya bir tane eleştiri gelmez mi buralarda? Hani ya şunu yanlış yazmışsınız, bu olmamış. Tarımı açıklamışız neredeyse 2 sene önce. Tarım eylem planında 50 tane sağlam madde var. Yani burada bırakın böyle 3-5 maddeyi, bir cümleyi yanlış kursak iktidar tarafı o tefe koyardı bizi. Vay bunlar şunu yapacak, bunu yapacak diye. Kullandığım bir kelime alıyor Sayın Erdoğan defalarca. Döndürüyor konuşmalarında biliyorsunuz. Dolayısıyla onların hepsini konuşalım. Bir araya evet. gitmem lazım ama aradan önce bir sorunuz var diye anladım. Yoksa araya mı saklayalım? Nedir? Araya saklayalım. Peki o zaman çünkü dönüşte sizin asıl hazırladığınız tamam. soruyu biliyorum. Yeşildağ ailesinin evet. Ali Yeşildağ'ın iddialarını konuşacağız. Evet. Sonuçta AK Partili'nin içindeydiniz bir dönem. Bu iddiaların olduğu dönem içinde geçerli. Onların hepsini konuşacağız. Benzer yolsuzluk dosyaları ya da iddiaları sizin döneminizde İkinci yarıda da bunları konuşamayacağız demektir yani. Konuşuruz. Sorun değil. Çünkü asıl size sormamız gereken evet. soruların başında eminim Oğuz Hocam'ın da hazırladığı tamam. ekonomisi. Çünkü herkes korkuyor. Dolar 40-50 lira mı olacak? Ne olacak? O gece nasıl yönetecek? Ertesi gün nasıl yönetilecek? Kısa bir ara verelim. Hepsini tekrar burada Ali Babacan'a soruyor olacağız. Tamamdır. Düşünürlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz şöyle derin bir nefes alın, artık özgürsünüz ya. Çünkü vatandaşımız da biliyor, biz de iyi biliyoruz ki şu andaki enflasyonun, hayat pahalılığının yegane sebebi kötü yönetimdir. Sayın Erdoğan, seçime gidiyoruz seçime ya. Savaşa gitmiyoruz, ne oluyor? Dünyanın bütün demokratları için umut kaynağı olacağız. İnanın yaptıklarımız ders kitabı olacak. İkhaneye indiremez dediler, ikhaneye indirmedik mi? Kolları sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Çünkü biz çalışan Türkiye'nin sesiyiz. Sözcü Televizyon'dan tekrar merhaba. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayız. Ali Babacan konuğumuz. Hararetli bir soru cevap devam ediyordu. Hiç ben bölmeden kaldığımız yerden devam edelim. İkinci bölümde biraz ekonomi konuşmamız lazım. Çünkü en büyük endişeler o yönde. Deva Partisi'nin Ali Babacan'ın vaatlerini konuşacağız. Bunlarla da ilişkili kendilerinin hazırladıkları dosyaları da konuşacağız ama sabırsızlıkla pek çok kişinin beklediğini tahmin ettiğim bir konu da var konuşulması gereken. Son 3-4 gündür sosyal medyada yine YouTube'da bir yolsuzluk iddiaları dile getiriliyor ve artık Meral Akşener'in ağzından, Sayın Davutoğlu'nun da ağzından miting alanlarında da bunları duyduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesine yakınlığıyla bilinen bir aile, Yeşildağ ailesinden Ali Yeşildağ'ın bazı videoları var. Sorunum tabii ki o yolsuzluklardan dolayı değildir ama bu Erdoğan'ın yakın çevresinde çalışmış birisi olduğu için Ali Babacan'a da bunların sorulması gerektiğini düşünerek sözü Uğur Dündar'a bırakıyorum. Yolsuzluk deyince, yolsuzlukla mücadele de bir gazeteci deyince akla gelen isim olduğu için. Buyurun. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ilk yıllarında ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla, o zaman Başbakan, çok sık röportaj yapan bir televizyoncuydum, hatırlarsınız. Röportajların birisinde reklam arasında aramızda şöyle bir konuşma geçti. Dedim ki, bakın 2001 krizinin faturasını 2002'deki seçimde halk yolsuzluk ekonomisiyle ülkeyi krize sürükleyenlere çıkardı ve onları sandığa gömdü dedim. Dur. Siz de, sizin partinizde yolsuzluklarla anılmaya başlarsanız bilin ki bu halk o iktidara yaptığını size yapar dedim. Dedi ki hayır bizim dönemimizde böyle bir şey olmayacak dedi. Şimdi çok özenli bir şekilde sormak istiyorum hem televizyonun başına bir şey gelmesin diye. Hem de kimseyi itham etmeden soruyu tamamlamaya gayret edeceğim. Sedat Peker uzun yıllar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinden bir kişi olarak daha sonra bir takım videolar çekti ve bazı yolsuzluk, usulsüzlük iddialarını dile getirdi. Ancak savcılar o iddiaların hiçbiriyle ilgili soruşturma yürütmediler. Ama o iddialar araştırılmalı diyen gazeteciler hakkında, örneğin benim hakkımda, bir iddianame hazırlandı. Ben suçu ve suçluyu övmekten hapis sistemiyle yargılandım. Neyse, adil hakim ve savcıların olduğu bir mahkemede ilk celsede beraat ettim.
Sedat Peker'in o iddialarında dile getirdiği bu Yeşildağ ailesinden bir birey Ali Yeşildağ 2-3 gündür çok ciddi iddialar içeren videolar hazırlıyor. Bu iddialardan birisi 2007 yılında Antalya Havalimanı'nın işletmeye verilmesi, kiralanmasıyla ilgili ihale. Orada 3 milyar euroya ihalenin bağlandığını, bir firmanın, ihaleye iştirak eden bir firmanın daha yüksek bir rakam verecek olmasına karşın ihale dosyasındaki belgelerinden birinin çıkartıldığını ve buradan 1 milyar dolarlık bir yolsuzluk yapıldığını iddia etti. Ve daha sonra iddialarını devam ettirerek Tarım Bakanlığı'na Avrupa Birliği'nce Türk tarımının geliştirilmesi amacıyla hibe edilen 3,5 milyar euroluk bir işin parti parti o dönemin Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker'in %50 ortağı olduğu 8 şirket arasında paylaştırıldığı ve son olarak da bu yolsuzlukların boyutunun yüzlerce milyar doları bulduğunu, bir kişinin 300 milyar dolar serveti olduğunu iddia etti. Siz uzun süre ekonominin dümeninde bulundunuz. Başbakan yardımcılığı yaptınız. Siz bunları hiç hissetmediniz mi? Bunlar tamamen iddiadan ibaret mi kalacak, kalmalı? Ne düşünüyorsunuz? Bu 300 milyar dolar hakikaten dudak uçuklatacak bir rakam. İddialar dudak uçuklatacak iddialar. Kamuoyu da bunu soruşturulmasını bekliyor. Ancak seçimlere de çok kısa bir zaman var. Belki diyebilirsiniz ki niçin seçimlere bir hafta kala böyle iddialar dile getiriliyor? Olabilir, bir FETÖ kumpası iddiası var. Bu da söz konusu olabilir. Ancak Sedat Peker'in iddiaları üzerine hiçbir soruşturma açılmayınca böyle bir sürecin de kendiliğinden doğmuş olabileceği olasılığını da göz ardı etmemek lazım. Ben kimseyi hırsızlık yaptı, yolsuzluk yaptı diye itham etmiyorum. Sadece gazeteci olarak burada iddiaları dile getiriyorum ve siz paraya hakim, finans musluklarına hakim bir eski Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilisi olarak buna nasıl bakıyorsunuz? Doğrusunu isterseniz çok merak ediyorum. Bir de Yeşildağ ailesini tanıyor musunuz acaba? Hayır, ben Ali Yeşildağ ismini ilk defa bir hafta, neyse 3-5 gün önce duydum. Hatta yoğun da kampanya döneminde olduğum için çok da meseleyi takip edemedim. Buraya doğru gelirken hani konunun açılabileceğini söyledi arkadaşlar. Telefonda bir arkadaşıma da sordum. Yani nedir, bu iddialar nedir, ne konuşuluyor falan filan diye. Yoksa çok da hani derinlemesine bildiğim bir konu değil. O Ali Yeşildağ'ı mı bilmiyorsunuz? Yeşildağ ailesini Yeşildağ mi bilmiyorsunuz? Yeşildağ ailesiyle ben hiç görüşmedim. Tanımadığım insanlar yani. Bilmediğim ve tanımadığım insanlar. Ve bu hele Ali Yeşildağ isminde hiç duymamıştım. Asıl yakın olan Hasan Yeşildağ var. Hasan Yeşildağ da sadece gıyaben, hiç tanışmadık, görüşmedik ama gıyaben Sayın Erdoğan'ın o hapishane günlerinde hapishane arkadaşı olarak sadece ismen ve gıyaben tanıyorum. Yani şeyimiz yok, bir hukukumuz yok, görüşmüşlüğümüz yok. Öncelikle bunu söyleyeyim. İkincisi yolsuzluk meselesi. Maalesef bütün ülkelerde az veya çok miktarda var. Önemli olan yolsuzluğu minimize edebilmek, azaltabilmek. Bunu da biliyorsunuz Uluslararası Şeffaflık Örgütü her yıl yaptığı araştırmayla şeffaflık endeksi yayınlıyor ve ülkelerin şeffaflık konusunda nerede olduğunu yayınlıyor. Şimdi bizim 83 nolu bir grafiğimiz var bu şeffaflık endeksi ile alakalı uluslararası. Hazırlarlar arkadaşlar, bir şey yapabilirlerse, verebilirse 83 nolu grafiği. Bu endekste Türkiye 2002'de başlıyor. Tam da o sizin ilk Sayın Erdoğan'la o ilk görüşme yılınızda. Gerçekten kötü bir noktada. Böyle 2012-2013'e kadar Türkiye şeffaflık endeksinde yükseliyor. Ondan sonra tekrar bir kötüye gidiş başlıyor. Yani yolsuzluklarla mücadelenin bu değil. 83 arkadaşlar. 85 bu 83'e bakacağız. 2013'den sonra hızlı bir şekilde. 2013'den sonra hızlı. Evet. Ve tam da o yıllar aslında benim çok sayıda televizyon programında
ve çok sayıda kürsü konuşmasında şu ifadeleri kullandığım dönem. Diyorum ki ben hani siyasetle ilgilenmezken ilk defa siyasete AK Parti'ye girdim, kurucu oldum ve bu partinin adını AK koyduk. AK ne demek? Lekesiz, beyaz, temiz demek. Partinin ismi AK iken yolsuzlukla mücadele konusunda sağlam bir duruş ortaya konmazsa bu bir parti için bir beka meselesi haline gelecek diyorum. Bunu başbakan yardımcısıyken, hükümetin içindeyken ve bu açıklıkla söylüyorum. Kaç yılı? 2013, 14, 15 yılları. Yani şu şeffaflık endeksine bakarsanız, bakın 32'den başlamış, yılda 2002'den. Şeffaflık endeksine yükseliyoruz, yükseliyoruz, yükseliyoruz. Ondan sonra bir miktar geriye gidiş var. Sonra tekrar bir hamle bizim o 2011-2012 reformlarımızla. Ondan sonra düşüyor, 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 düşüyor. En son 2022'de endeks 36. Ve dünyada çok gerilerdeyiz yani bu konuda. Ortalaması maalesef. 43. Sayın Babacan. Yani dünya ortalaması 43. Evet. Onun çok da altında kalmış. Evet, maalesef durum. Size bunu söyleten şimdi bir olay var mı peki? Şimdi, bir de hemen geleceğim. Hı-hı. Bir olay değil, olaylar serisi var. Bir de bir kişi başına düşen milli gelir grafiğimiz var. Mesela bu grafiği şöyle bir fotoğraf hafızamızda tutalım. Bir de 52 gösterebilir miyiz acaba? Kaç numaraydı o efendim? 52. 52. Yani bu grafik bakın artıyor sonra düşüyor ya. Bakın milli gelir de aynı şeyi gösteriyor bakın. Kişi başına düşen milli gelir. Aynı grafik ya. Yani yükselişe bakın, düşüşe bakın. Yani ne kadar şeffaf olursak, ne kadar işler rekabetle yürürse, ülkede kişi başına düşen milli gelir yükseliyor. Yoksulluk çoğaldıkça da ülke fakirleşiyor. Bu kadar da açık yani bu. Bu kadar açık. Şimdi bu konular özellikle ihale yasasında yapılan defalarca değişiklikler, o istihsam maddeleri biliyorsunuz. Harf tükendi. Her bakanlık gitti. Biz bunlara harcamacı bakanlık deriz. Yani ben hazineden sorumluydum. Merkez Bankası'nın ilişkili bakanıydım. Bir de bizim harcamacı bakanlıklar var. Kimdir bunlar? İşte mesela başta en çok harcayan Ulaştırma Bakanlığı'dır. Kimdir? İşte devlet su işlerinin bağlı olduğu bakanlık falan filan. Bunlar harcamacı bakanlık deriz. Biz ise hani parayı toplayan, nakit imkanlarını sağlayan, hani hazineden sorumlu, Merkez Bankası'ndan sorumlu bakanlık. Bizimki öyle bir bakanlık. Dolayısıyla harcamacı bakanlıklar tarafında bireysel, münferit veya sistematik sorunlar çoğalmaya başlayınca biz bunu mesele haline getirdik. Ve çalışmalar yaptık. Yolsuzlukla mücadele yasası, siyasi etik yasası, imar rantlarıyla alakalı imar rantlarının vergilendirilip aynı zamanda kayıt altına alınıp bu dikey yapılaşmayı hem önlemek hem de orada oluşan yolsuzluğu da tıkamakla alakalı. Bunların hepsini hazırladık. Çalışma heyetimde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı ve ekibindeki gençler olmak üzere. Maliye Bakanlığı'ndan, şuradan, buradan yani biraz da Sayın Erdoğan'ın da güvendiği insanlardan oluşturdum ki ekibi ama tekniği sağlam ve benim de güvendiğim insanlar. Çalışmalarda kredibilitesi olan çalışma. Hepsini hazırladık. Fakat yaptığımız her çalışma reddedildi. Her çalışma reddedildi. Hatta bir toplantıda dedi ki, kalabalık bir toplantıydı. Ya dedi ülkede yolsuzluk mu var ki sen bu işlerle uğraşıyorsun dedi bana. Ben başbakan yardımcısıyım. Ne dedi? Yolsuzluk ülkede mu yolsuzluk mu var ki sen bu işlerle uğraşıyorsun dedi. Hangi sene genç, bu? Genç pırıl pırıl bürokratların falan yanında bu. 2014 olması lazım. Yani asıl o az önce gördüğümüz endekste en sert düştüğümüz yıldan bahsediyorsun. Evet, sert düşüş başladı yani. Sonra bir ifade daha kullandı. Ki bunlar basında o günlerde çok yer aldığı için ben sadece tekrar ediyorum. Yoksa özel kapalı toplantılardaki şey çok doğru değil belki. Ama ertesi gün basına düştüğünü söylüyorum. Dedi ki üstelik dedi bu dediklerini yaparsam ben partime il başkanı da ilçe başkanı bulamam dedi. Tıpkı etik yasasında olduğu gibi değil mi? Evet. Ve maalesef engellendik. Olmadı. Yürüyemedik yani. Ve ben bakanlıktan ayrılınca ne yaptım? Benim zaten odamdaki dolaplar hep boş dururdu. Belki o günleri bilirsiniz. Dolaplarıma hiçbir şey koymazdım. Masamın üstü ve ceketim. Yani 13 yıl Türkiye'nin belki en uzun süre bakanlık yapan insanlardan birisi oldum. Dolaplarım hep boş durdu. Masamın üzerindeki ve ceketim. Her an gidebilecek gibi nasıl? Ya. Her an gidebilecek gibi mi? Her tabii, an o koltuğu tabii. Bırakacak her gibi. Her an yarım saatte toparlanıp gidecek gibi. Çalıştım. Ve hazinedeki makam odamı belki görmüşsünüzdür bilmiyorum. 2002'de devraldığım makam odasının eşyalarıyla 2015 Ağustos'taki eşyalar aynı eşyalar. Dekor aynı dekor. Bir tek koltukların kılıfı eskidiği için koltukların iskelet aynı durdu. Ben koltukların kumaşını değiştirdim. Üstelik o da hazinenin deposundaki daha önceki projelerden artık kumaşları getirdim. Depoda baktım bir sürü kumaş var. Tekstilde bizim işimiz var. Baktım gayet güzel, kaliteli, kalın, kadife, iyi bir kumaş. Dedim ya bu kumaşla siz bu koltukları kaplayabilir misiniz? Kaplarız dediler, tamam.
Yani sadece koltukların kumaşı yıprandığı için koltukların kumaşını değiştirdim. Şimdi biz böyle çalıştık yıllarca. Hem tasarruf zihniyetiyle hem de yolsuzlukla, sistematik yolsuzlukla sistematik mücadele için çalıştık. Ve maalesef olmadı. Ama ne oldu? Daha sonra Sayın Davutoğlu'nun o kısa başbakanlık döneminde sağ olsun kendisi bu işe sahiplendi. O da açıklamalar yaptı. Mücadele edeceğim dedi. Fakat bu sefer Sayın Davutoğlu'nu da sistemden anında elediler, dışarı attılar. Çünkü öyle bir artık şey oluşmuştu ki, öyle bir güçlü bir lobi bir bakıma. Yani düzgün iş yapmak isteyen, dürüst iş yapmak isteyen artık kendilerine alan da bulamıyorlardı. Neden efendim? Neden bulamıyorlardı bu alanı? Yani asıl çünkü, sizce neydi? Çünkü yani bu iddialar mı kural vardır? Kötü para iyi parayı kovar diye. Yani bu böyle, siyasette de maalesef böyle bu. Abi ben kendi adıma hep şu muhasebeyi yaptım. Bir, katkım var mı? Çünkü memleket için bir şey yapıyorsunuz yani. Ve attığınız adımlar, aldığınız kararlar. Yani belki 1000 tane çocuğun, 50.000 tane kadının hayatını olumlu etkiliyorsa yine de orada olmanızın faydası var. Bir de yanlışları önleme konusunda etkiniz var. Ben o hesabı yaptım. Mesela 100 tane yanlış var. Bunların 50'sini engelleyebiliyor muyum? Demek ki orada durmam faydalı. Ama engelleyebildim. Yanlışların sayısı indi 30'a, 20'ye, 10'a, 0'a indi noktada artık yolları ayırma zamanı geldi. Çünkü artık benim orada olmam bir anlamı yok. Katkım yok. Şu açıdan ve yanlışları engelleme konusunda gücüm yok. Şu açıdan bunlar çok önemli. Yani bu ülkede SMA hastası bebekler, evet, 1 milyon doları bulan tedavi masraflarını, evet, internet köşelerinde anneleri babaları avuç açarak, yalvararak, evet, birer yaşında maalesef bazen bir yaşını bile doldurmadan hayata gözlerini yumuyorlar. Bebeklerimizi kaybediyoruz. Şimdi 1 milyon liralık, 1 milyon dolarlık tedavi masrafını devlet karşılayamazken bir ihaleden 1 milyar liranın götürüldüğü, amiyane tabiriyle konuşuyorum, götürüldüğünü duyunca insan şoke oluyor. Korkunç. Korkunç. Yani iddialar korkunç. Ama ve çok üzücü, kaygı verici. Ve bunların hepsinin üzerine mutlaka gidilmeli. Yani hiçbir iddia karşılıksız kalmamalı. Varsa iddia, iddianın hele hele muhatabı olanlar çıkıp söylemeli. Yok kardeşim böyle bir şey diye yani. En azından değil mi? İddianın muhatabı kimse böyle bir şey yok diye inkar etmeli. En basit. Gayet. Ama iddialar gerçekten sağlam delillere dayanan iddialarsa da o zaman mutlaka yargı devreye girmeli. Bu işin doğru yolu bu. Ki bir daha tekrar etmesin bu işler ve tabii bunu sistematik çözmek gerekiyor. Yani münferiden böyle tek tek yolsuzlukla mücadele münferiden ayrı bir konu. Ama sistemi revize edip sistematik mücadele ayrı bir konu. Ve biz hep bir sistematik mücadelenin olmasından yana olduk. Ve bütün bu çalışmalarımızda bakın bütün buralarda yolsuzlukla mücadeleyle ilgili konular da var. Hepsi var. Siyasi etik diye bir konu var mesela burada ortak mutabakat metnimizde. İmar rantlarıyla alakalı konular var. Yolsuzlukla mücadeleyle ilgili bölümümüz var burada. Yani 6 partide mutabık kaldığı ortak politikalar metninde bunlar hep açık açık yazılı. Aslında bakanlık döneminde ilgili şunu söyleyecektim. Başka bir yere gitti konu. Benim bakanlık dönemimle alakalı sakladığım, tuttuğum tek bir dosya var. O da bu yolsuzlukla mücadele, siyasi etik ve imar rantları ile ilgili dosya. Çünkü onu hazırladık yapamadık ya. O içimde kaldı. Dedim bu dosyayı ben tutacağım ve inşallah günü gelince tekrar bir fırsat olursa yeniden gündeme getireceğim diye. Dolayısıyla oradaki anan sorudan hepsini buralara koyduk. Sağ olsun genel başkanlar da şey yaptılar. Ya iyi olur gerçekten bunlarla mücadele edelim. Bir temiz siyaset önemli. Sayın Kılıçdaroğlu'nun zaten siyasi ahlak yasası diye yani en az 7-8 yıldır dinlendirdiği bir konu var. Ve bunların hepsi mümkün. Mesela kamu ihale yasası değil mi? Buraya da yazdık. Hı hı. Avrupa Birliği'nin 33 faslından bir tanesi kamu alımları faslıdır. Ben baş müzakerecilik evet yaptığım için biliyorsunuz taramalarda 33 faslın taramasında 2 tur tarama yaptık. 2 bölüme ayrılır. Bir genel kamu alımı. Bir de utility dediğimiz, hı hı, yani işte elektrik, su, doğalgaz gibi altyapıların kurulmasıyla ilgili kamu alımı. Biz dedik ki, buraya da yazdık ortak politika metnimize, Avrupa Birliği'nin mevzuatını gelin aynen Türkiye'de uygulayalım, hı, dedik ya. Yani tekrar yeniden tekerleği icatla uğraşmayalım. Çünkü çok yoğun baskı gelecek ben biliyorum. Belediyeler var, şunlar var, bunlar var. Aman efendim yapamayız. Aman ihale yasasını değiştirirsek biz kitleniriz. Bak icraat üretemeyiz, yatırım yapamayız. Neler neler, ne gürültü yaşadık ben biliyorum, gelecek başımıza yani. Ama kestirmeden, bir kısa devreyle 27 ülke yatırım yapıyor mu? Yapıyor. Kamu alımı yapıyor mu? Yapıyor. Peki Avrupa Birliği'ndeki ortalama yolsuzluk Türkiye'den çok çok az mı? Az. Şeffaflık çok daha fazla mı? Fazla. Ya
Ya gelin şu mevzuatı alalım, aynen Türkiye'ye uygulayalım diyoruz. Yani biliyorum diyecekler ki efendim bu Babacan bizi kitlemek istiyor. Babacan fren. Fren Ali de ya adımız. Kim diyecek bunu? İş yaptırmak istemiyor diye. Yani lobiler var ya. Ha gelecek. Seçimlerden sonra da başınıza gelecek. Ben adım gibi biliyorum yani. Çünkü o kadar büyük rant dönüyor ki her yerde. Neler neler yani. Küçük imkan, küçük rant. Büyük imkan, büyük rant. Buralardan çok şeyler gelecek. Ama bu aynı zamanda Türkiye için çok önemli fırsat. Yani altı parti bir araya gelmiş. Yani genel başkanların bu konudaki iradesi var. Ama bu iradeyi sağlam tutmak zorundayız ve alttan gelen baskılara da karşı koyup gözümüzü karartıp bunları bir an önce yapmamız lazım. Ve bunu yaptığımızda Türkiye'nin bir anda o şeffaflık endeksini yukarı sıçrayacağına ben inanıyorum. Yolsuzluğun da önemli ölçüde aşağıya doğru ineceğine de inanıyorum. Çünkü biraz bu mevzuat meselesi. Ekonomisine geçelim. Çünkü bahsettiğiniz bütün bu büyük projeler var ya Uğur Bey söylediğiniz bu milyar dolarlık işler hemen hemen tamamı acil iş kapsamına alınıyor. Adı ihale. Yani ihale demek yarışma demek. Evet. Yarışma falan yok çoğunda ya. Zaten önceden belirleniyor şu 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 işi şu firma yapsın, bu işi bu firma yapsın. Ya deprem konutları yapılıyor ya. İnanın o kadar üzülüyorum ki. Yani ben deprem bölgesinden çok sıkıntı geldim ya. İhale de yapılmıyor zaten o. Deprem konutları ilgili ihale mihale yok. Acil iş diye. Şubat ayında Çevre Şehircilik Bakanlığı inşaat maliyet tablosunu yayınlamış. Güncel tablo. Ona göre bakıyorsunuz. 700 bin lira civarında olması lazım bir konutun inşaat maliyeti. Ortalama verilen rakamlar 1 milyon 700. Ya şimdi Şubat ayında bunu açıklamış bakanlık. Aynı bakanlığın TOKİ bu işleri veriyor 1 milyon 700'e. Bir köy evi 2,5 milyon olur mu? Ki arsa yok bunda. Arsa bedava çünkü hazine arsası. Sadece inşaat. Yani gözümüzün önünde hala bu işler devam ediyor. Büyük büyük rakamlarla devam ediyor. Onun için ve olan da maalesef vatandaşlarımıza oluyor, sabit gelirle oluyor. Yani bir avuç insan daha zengin oluyor. Ama çok geniş kitlelerde satın alma gücü düşüyor ve yoksulluğa mahkum oluyor. Bakın bir grafiğe fazla boğmuyorum ama bir de 54 var. O da çok çarpıcı. Yani şu son 3 yılda... Gelir adaletsizliğinin... Milli gelirin dağılımı, evet bu. Bakın milli gelirden yukarıdaki çizgi sermayenin aldığı pay, aşağıdaki çizgi de iş gücünün aldığı pay. Bu da TÜİK'in rakamı. Yani bu ne demek? Alnının teriyle, helalinden, bireyin gücüyle demek. Çalışan, kazanan ücretli sınıfı milli gelirden daha az pay alıyor. Zaten parası olan da daha çok pay alıyor. Tablonun sonucu bu. Yani başkanlık sisteminin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denen, aslında tam bir sistemsizlik olan, keyfiliği içinde barındıran yönetim modelinin ülkemizi getirdiği durum bu. Peki çözümlere yani, geçelim. İpek'in bir sorusu var alayım sonra da Nesli tamam. yapacağımıza. Bundan sonra ekonomiye geçeceğiniz için siyasi olarak son soruyu sorayım ben. Şimdi Sayın Sadullah Ergin'le bir program yaptık. Zaten onunla ilgili tartışmaları kendisine sorduk. Cevaplandırdı geniş geniş. Ben size oradan da yola çıkarak biraz aslında bu Gülen cemaatiyle sürekli bir ilişkilendirme çabası var. Yani size direkt şunu sormak istiyorum. Hayatınızda hiç Fethullah Gülen'i gördünüz mü? Hayır. Çocuklarınızı okullarında okuttunuz Hayır. mu? Sohbet evlerine gittiniz mi? Hayır. Tamam, teşekkür ederim. Hayır. Hayatımın hiçbir devresinde. Çünkü biz ailece yani babam bir ara iyi hatırlıyorum. Güvendiğimiz bir din alimine sormuştu. Ya hocam yaşımız da ilerliyor demişti o zaman babam. Yani bir mensubiyetimiz yok, bir şeyimiz yok. Yaş da ilerliyor. Yarın bu işin öbür dünyası var falan. Ve o din alim dedi ki, ya dedi Hilmi Babacan dedi, sen dedi akıllı adamsın dedi. Sen ticaretini dürüst yap. Bu ahiretin en önemli teminatıdır dedi. Sen zaten dürüst bir tüccarsın dedi. Burada dedi insanlara hizmet üretiyorsun dedi. Sen bunu yap başka şey değil. Dolayısıyla biz hiç ailece hiçbir şeyimiz olmadı. Hiçbir evrede olmadı. Ha, yalnız şu var bir tek şu var. Hangi yıl hatırlamıyorum ama benim başbakan yardımcılığının döneminde o zaman Zaman Gazetesi'nden bizim basın müşaviri arkadaşı arıyorlar. Diyorlar ki işte hani hocamız çok hasta. Hani bir bakan bey bir ararsa belki morali düzelir. Hani böyle de istismarla, duygu istismarıyla bir geçmiş olsun der mi acaba telefonda diye. Ben de o zaman yurt dışında bir yerlerde mi? Yoğun program ya arkadaşlar bir durun hele dedim ya. Geçmiş olsun telefon edecek şeyimiz yok. Bir sürü toplantılar var, görüşmeler falan. İki arada bir derede bağladılar. Geçmiş olsun dedim. Hasta olduğunuzu duydum dedim. Allah ilk versin dedim. Telefonu kapattım. Ertesi gün bir baktım gazetede tam boy ilan. İşte değerli hoca efendimize telefon açıp da işte Allah şifa versin. Geçmiş olsun dileğinde temelinde bulunan. Başta başbakanımız Sayın Erdoğan olmak üzere.
Bakanların hepsini sıralamışlar. İlan vermiş Fethullah. İlan vermişler. Bakanların hepsini sıralamışlar. Organize demek. Bütün bakanlar var. Sadece bana değil. Hepsini arattırmışlar. Ve oradan da kendilerine güç devşirmeye çalışıyorlar. Onu görünce dedim ya, yani yazık dedim ya, şuna bak. Yani bir hastalığı var mı yok mu bilemiyoruz ama hastalığı istismar edip herkesi basın müşavirleriyle aratıp ondan sonra da sanki kendiliğinden biz o kadar önem veriyoruz ki arayıp aman hastalanmış gidip telefon edelim geçmiş olsun demiş havası oluşturarak. Ve Sayın Erdoğan da aramış çünkü listenin başında o var o gün listenin. Koca gazeteye, her gazeteye birer sayfa, o ilan şeyler de vardı, arşivlerden bakın yani. Bir tek telefonda belki bir dakikalık o geçmiş olsun telefonu, o da işte bütün bakanlar aratılmış ve herkesin de ismi listede ertesi günde ilan edildi. O zaman dedim zaten ya bu iş kötü bir iş yani, bu nereye gideceği belli değil. Bir yandan en iyi yaptıkları işti zaten. Nasıl? En iyi yaptıkları işti, yalan, kumpas. Ya sormayın. Ya, ama yüz yüze hiç görüşmedik. Bir dakikalık bir telefon görüşmesi harici hiçbir irtibatımız 7-8 dakikam kaldı. Süre az olduğu için ben de böyle seri sormak istiyorum. Sayın Babacan, birincisi aslında herkesin merak ettiği bir şey var. Seçimden sonra döviz nereye gidecek? Yani... Ben aslında buna şöyle bir şey ekleyeyim. Bir, sizin beklentiniz ne? Millet İttifakı kazandı, siz göreve geldiniz. Sizin beklentiniz ne? İki, diyelim ki yukarı doğru bir hareket oldu. Şu an Merkez Bankası'nda -$70 milyar en son açıklanan rakam. 69. İşte 70 doğru. milyar dolara geldi. Öte taraftan hani bir faiz aracı var ama bir yerel seçime de gideceğiz. Siz böyle bir yani yüksek bir faiz artışı enflasyonu düşürmek için öte taraftan yerel seçime giderken Millet İttifakı'nın yani siyasetçi, siyaset böyle bir durum. Yani çok işine gelecekmiş gibi de gözükmüyor. Bir, nereye gider sizce? Sizin tahmininiz. Uzun yıllardır bunu yönettiniz. İki, yani bu noktada bu kadar eksiklikle nasıl bir müdahale yapılacak? Evet, ben uzun yıllar yönettim. Ekonomi tarafı tam 11 yıl. Ama tek bir noktada dahi ben kurla ilgili seviye telaffuz etmedim. Hatırlarsanız çok sorarlardı bana. Ne olur, yukarı nereye doğru gider, ne olur? Gitmesini bekliyorsunuz yoksa yön stabil bile, hali? Yön bile söylemedim. 11 Peki. yıllık sürede kur. Çünkü kur... Bir sonuç. Piyasaya mı bırakacaksınız o zaman? Bir hedef değil. Ya, tamamen piyasa değil çünkü kuru etkileyen pek çok faktör var. Ama o faktörlerin hepsini tek tek doğru stratejilerle oluşturduğunuz ama zaman... Ama bu bir zaman alacak. Ve doğru adımları da ama illa yapmanız gerekmez. Yani açıkladığınız bir program ve o programın içine doğru attığınız adımlarla da bunu gerçekleştirebilirsiniz. İlla ki yani 3 yıllık programın hepsini uygulamasını beklemez piyasa yani. 3 yıllık programı açıklarsınız ki orta vadeli programın zamanı geliyor şimdi. Bunu açıklarsınız. Ondan orta vadeli programın unsurlarından da bazılarını uygulamaya başladığınızda o attığınız adımlar ve rasyonel ekonomi politikaları çerçevesinde kur olması gereken seviye hani suyun yolunu bulup aktığı gibi oralarda oluşur. Yani burada önemli olan enflasyonla mücadele. Yani burada bizim temel hedefimiz enflasyon. Ve enflasyonla mücadele Merkez Bankası'nın para politikalarıyla mücadele etmesi gereken bir alan. Yani öncü kuruluş Merkez Bankası ama maliye politikasıyla ve bankacılık politikasıyla da Merkez Bankası'nın o çabasını destekler ve onun o çabasıyla uyumlu çalışmanız lazım. Dolayısıyla bizim derdimiz enflasyonla. Enflasyonun mümkün olan en kısa zamanda tek haneye inmesi bizim ne kadar süre temel hedefimiz. Burada bir bekle. Çünkü İyi Parti tarafı mesela %20'leri önümüzdeki sene ancak başarabiliriz gibi bir açıklama yaptı. Ya şu parti şöyle demiş, bu parti böyle söylemiş. Bunun çok kıymetli. Beraber çalıştınız. Çünkü ekonomik takım önce bir oluşturulacak. Ama bunu çalıştık da biz onun makro büyüklükler, ekonominin genel dengesi. Onlar beraber çalışan konular değil. Biz ne yaptık? Ortak politika mutabakat metninde genel politikaları yazdık. Ama bunun bir de rakamlara tercüme edilecek bir çalışması gerekiyor. O çalışmada farklı disiplinlerden gelen ve farklı kurumlardan oluşan arkadaşlarımızın beraberce çalışmasıyla oluşacak bir şey. Ona biz ekonominin genel dengesi diyoruz. Orada sayısal boyut var. İşte orada koyduğunuz enflasyon hedefiyle diyelim ki büyümenin uyumlu olması lazım. İstihdamın onunla tutarlı olması lazım. İşte Merkez Bankası'nın, BDDK'nın, hatta SPK'nın yerine göre ve tabii ki Hazine ve Maliye'nin de bütün o genel çerçeveye uygun ve birbiriyle uyumlu politikalar uygulaması lazım. Dolayısıyla şu anda işin rakamsal boyutuyla ilgili çalışmanın ancak seçimden sonra yapılacak. Çünkü devletin pek çok verisini biz göremiyoruz şu anda. Pek çok veri karanlık. Yani Merkez Bankası diyor ki mesela benim elimde şu kadar döviz var diyor. Döviz likiditem var diyor. Ama şu kadar da borcum var diyor. Onun için -69 milyar içerideyim diye Merkez Bankası'nın bilançosundan bunu görüyoruz. -69. Ama mesela bu kadar param var dediği gerçekten var mı yok mu ben emin değilim mesela.
Yani yönetimi devraldığımızda baktığımızda orada olmayabilir. Çünkü o kadar yani TÜİK'in insanların gözünün içine baka baka yalan söylediği bir ülkede 44 açıkladılar enflasyonu. Yani ENAG ayın 3'ünde açıklandı. ENAG %100'ün üzerinde enflasyon açıkladı. Hı hı. Bağımsız çalışma. TÜİK %44. Şimdi bunun açıkladığı hangi rakama nasıl güveneceksiniz? Yani Merkez Bankası mesela arka kapıdan ne kadar döviz sattın diye soruyoruz. 3 yıldır soruyoruz. Tık yok. 128 milyar dolar çıktı 250 milyar dolar. En direkt hesaplamalarda. Hı hı. Soruyoruz ya kime sattınız? Kaça sattınız? Hangi gün ne kadar sattınız? Çünkü biz bunları gelince takip edecek misiniz geriye dönük işlemleri? Tabii ki. Tabii. Hepsini araştıracaksınız. Hepsi. Ya Merkez Bankası Başkanı gidiyor Plan Bütçe Komisyonu'na. Soruyor milletvekiller, söyleyemem diyor. Bakın bizim dönemde Merkez Bankası bütün bu yıllarda topu topu 8 milyar dolarlık satış yaptı. Piyasaya doğrudan müdahale. Açıktan yapıldı bir de ayrıca. 13 yılın tamamı. Toplamı 8 milyar bakın. Ve hepsi şeffaf ya. O gün akşam Merkez Bankası yayınladı. Dedi ki ben bugün piyasaya 250 milyon dolarlık satış yönünde müdahalede bulundum diye. Açık şeffaf. Ya biz yani 13 yılın toplamında 8 milyar dolarlık satış şeffaf yapılıyor da şu son 2-3 yılda damatla başladı o iş çünkü damat döneminde. 250 milyar dolar niye sen karanlıkta yapıyorsun? Niye açıklamıyorsun? Niye sorulduğu zaman cevap vermiyorsun? Mesela bunlara hep açıp bakmamız gerekiyor. Peki tam bu noktada... Ne oldu? Mesela şu anda çift kur oluştu piyasada. Acayip bir şey ya. Tahtakale piyasasına gidiyorsunuz. Dolar başka alın. Başka 20-50, 20-60, 20-70. Bankalar 19 küsür gösteriyor. Ver bakayım diyorsun. Banka gösteremem diyor. Yani fiyat koyuyor. Ver hadi bu fiyata satamam diyor. Şimdi böyle acayip. Ve ben bunu demiştim bakın. Çift kur oluşacak diye. Ta bir sene önce söyledim. Bakın bu gidişle bu ülkede iki tane kur oluşur dedim. Ve oluştu şu anda. Akla şu geliyor. Acaba birileri 19,5'tan alıp 20,5'a satıyor mu? Acaba birileri bu işten çok büyük para mı kazanıyor arada? Mesela ben emin değilim. Hatta bütün bu ekonomik model, uygulanan bütün bu saçma sapan işler. Acaba 3-5 kişiye para kazandırmak için mesela? Bilemiyorum. Yani çünkü bahsettiğiniz yatırım ihaleleri tek tek hani yatırım projeleri. Bir de koskoca Merkez Bankası'nın hazineye ilgilendiren 100 milyarlarca dolarlık işlemler var yani. Acaba buralarda bizim tamamen saçma o gördüğümüz işler acaba arkada başka şeyler mi? Ben emin değilim. Bunları geriye dönüp bakmak ve hepsi mümkün. Yapılacak hepsi mı? Hepsi mümkün. Tabii ki yapılacak. Peki tam bu noktada tabii bir şey sorabilir miyim? Yani bunu üç tür denetim var biliyorsunuz. Bir idari denetim. Çok önemsiyorum. İki yargı denetimi. Üç meclis denetimi. Bu denetimlerin üçü de çalıştırılacak. Yani çünkü doğru hesaptan kaçmak. Bu işlerden sorumlu kişi siz mi olacaksınız? Yani ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı siz mi olacaksınız? Siz altı bir Cumhurbaşkanı artı 5 Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yani 6 genel başkan olarak bir kolektif sorumluluğumuz olacak. Açıkladığımız ortak yönetim modelinde zaten bunu açıkladık. Yani önemli bütün kararlarda bir araya geleceğiz ve bu kararları istişare edeceğiz. Görevlendirme kararlarında da, düzenleme kararlarında da istişare edeceğiz. Yani aslında Cumhurbaşkanı ve 5 Cumhurbaşkanı yardımcısı sürecin tümünden sorumlu olacak. Yani ama belli bir çok... şey olmayacak mı? Yani belli bir alanı, belli bir görevlendirme... Bununla ilgili henüz verilmiş bir kararımız yok. Yani 20 tane bakan olacak. Tabii onlar daha günlük icranın içerisinde olacak. 20 bakan. Ama Cumhurbaşkanı yardımcıları hükümetin fonksiyonlarının tümünden kolektif bir sorumluluk taşıyacaklar. Bunu da zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak belirlediğimiz gün açıkladığımız 12 maddelik geçiş sürecinin yol haritasıyla ortaya koyduk ki onu biz çok önemsiyorduk biliyorsunuz. Geçiş sürecinin yol haritasının taslağını oluşturduk, şablonunu. Ben tek tek genel başkanları ziyaret ettim. Ta geçen sene Eylül ayında. 32 tane karar verecek husus var idi. Onları tek tek konuştuk. 2'şer saatlik, 3'er saatlik tek tek görüşmeler yaptım. Sonra oturduk, bunu çalışmaya başladık. 2-3 madde kalmıştı. O da adayla beraber açıklayalım diye. Adayı belirlediğimiz akşam sayın o 2-3 maddeyi de belirledik ve eş zamanlı olarak da kamuoyuna duyurduk. Dolayısıyla genel başkanların, 6 genel başkanın ülkenin bütün önemli konularını istişare etmeyle ilgili özel bir yapısı peki, olacak. Az önce dediniz süreyi ki süreyi çok açtık. Son soruları alacak. Az önce dediniz ki bürokrat atamalarıyla uğraşıyoruz. Az önce böyle bir şey söylediniz. İsim belirlemeyle uğraşıyoruz şu anda. Yani doğru, şu an 3 sayılı kararnamede 5450 tane atama var. Evet. Şimdi Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Mesela Merkez Bankası Başkanı'nı mı konuşuyor 6 lider şu anda? Böyle bir şey mi var? Şöyle her parti kendi içerisinde bir hazırlık yapıyor. Parti olarak çalışıyorsunuz bu şu anda. Her parti münferden. Bir de şunu da yaptık. Bizimle bu konuları görüşmek isteyen partilerle de görüşüyoruz. Yani öyle talepler geldi. Ya sizin hani elinizdeki şu listelerle bizim listelere bir otursak baksak hani ortak isimler var mı yok mu? Kimleri düşünüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Falan filan diye. Öyle bir destek temasımız var. Ama bizimle görüşmek isteyenlerle bunu yapıyoruz. Ama nihai olarak ama nihayetinde her partinin bir şeyi var. Bu konuyla ilgili çalışması var.
Diyelim ki Merkez Bankası Başkanı mı dediniz? Hani partiler ellerindeki önerikleri getirirler. Kim ehliyet, liyakat ve de dürüstlük tabii çok önemli. Çünkü hem işi bilecek hem de dürüst olacak. Yani bazen şöyle tipler oluyor. İşi biliyor ama dürüst olmuyor. Onlar çok kötü çarpar yani. Onlara çok dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla işi bilecek ama dürüst olacak. Peki yani. Mazbatayı alana kadar geçen sürede orada bir şeyler olabilmesi riskinden bahsediliyor mesela. Yani var öyle sorular işte. Geliyor bize. Yani hazır acaba gider ayak yani, böyle bir mısınız? Tahribat yapıp giderler mi diye. Ben de onu soranlara şunu söyleyeyim. Bu kriminal bir vakadır diyorum. Yani sorumluluk noktasında olan, imza yetkisi olan bir bürokrat sadece ve sadece gelecek hükümetin işini zorlaştırmak için ülkeye zarar verip giderse bu kriminal vakadır. Bunun ağır yaptırımı olur. Çünkü bankacılık yasasını ben çıkarttım. Mortgage yasasını 2006'da ben çıkarttım. SPK yasasını ben çıkarttım. Bu meşhur TMSF yasası. Hani o batık banka patronlarından tahsilat yaptık ya, o yasayı ben çıkarttım. Hatta Ahmet Necdet Sezer o zaman Cumhurbaşkanıydı. O zaman da yasaları veto ediyordu hatırlarsanız, anayasaya aykırı diye. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanıydı. O yasada da çok sert yetkiler veriyorduk TMSF'ye. Dünyanın neresinde olursa olsun mal varlıklarına gidip dünyanın en iyi avukatlarını tutup el koyma yetkisi verecek geniş bir yetki tanıyorduk. Ya acaba bu anayasa aykırı mı, fazla mı ileri falan diye görüşler vardı. Ben de Sayın Sezer'i ziyaret ettim. Dedim ki Sayın Cumhurbaşkanı dedim, böyle bir yasa hazırladık ama anayasaya aykırı olabilir diyen hukukçular var. Demeden dedi ki babacan dedi, ben ne yaptım takip ediyorum dedi. Sen onu meclisten getir dedi, ben onu hemen onaylayacağım merak etme dedi. O gerekiyor dedi, devletin bu tahsilatı yapması için. O yasa gerekiyor. Sağ olsun meclisten geçirdik, onayladı ve Ahmet Ertürk de başına getirdik. Hepsini çatır çatır tahsil ettik yani. Dolayısıyla bu o ara dönem, bir de ara dönemde şu önemli olacak. Ara dönemde yani seçildikten sonra mazbatayı alana kadarki dönemde bizim yoğun işte tam o bürokrasi çalışma dönemi. Yani biz oralara olacak. Gideceğiz falan denmez. Çünkü artık seçim bence kampanyası da bittiği için oturacağız hemen bir araya gelip işte SPK için kimler var? Tabii Merkez Bankası Başkanı değil sadece. Para Politikası Kurulu oluşacak. Ve hepsinin oyu bir. Bakın başkanın oyu da bir. Para Politikası Kurulu üyesi olan herkesin oyu bir. Mesela bazı kararlar başkana rağmen alınır Merkez Bankası'nda. Ama bu hiçbir zaman açıklanmaz. Arada bir hani uyumsuzluk var falan havası oluşmasın diye. Merkez Bankası tek bir karar açıklar. Ama hep oylanır. Dolayısıyla sadece başkan değil. Oradaki tek tek her arkadaşın işi bilen ve düzgün insanlar olması lazım. İşte o arada onları çalışırız, hazırlarız ki mazbata alındıktan hemen sonra önce bir organizasyon şeması yenilecek devletin. İşte bu 20 bakanlık. Mesela strateji ve planlama başkanlığı kuruyoruz. O eski DPT'ye benzer ama tamamen böyle hep uzun vadeli planlama yapan bir birim. O kurulacak. İşte hasar tespit komisyonu kuracağız hemen acil. Çünkü gerçek tabloyu görebilmek için. Merkez Bankası'na gerçekten rezerv var mı yok mu falan. Ondan sonra da derhal görevlendirmeler yapılacak. Yani bunlar çok hızlı ve seri bir şekilde yapılır eğer iyi hazırlık olsa. Kaldı ki bütün partiler şu anda bir ekip, mesela bizim bir ekibimiz şu anda tamamen bunları çalışıyor. Yani aday olmayan arkadaşlarımızdan oluşan bir ekibimiz. Adaylar hep sahada ama bir de aday olmayan arkadaşlarımızdan tamamen bunları çalışıyorlar. Herkes çalışıyor. Burada önemli olan niyet. Yani illa benim adamım olsun, benim ya da adamım derken biraz şey oluyor da bizden olsun diye değil de bu işi en iyi kim yapar dediğimizde İş çözülür yani. Falanca partimiz, falanca partimiz tamam. Değil de. Evet. Şimdi Bilge Yılmaz'ın ismi çok geçti ya. Tabii kendi kendimize geçirdiğimiz bir isim değil bu. Meral sonuçta Hanım, Meral Hanım'ın lanse ettiği bir isim. Ama daha sonra sizi de Sayın Kılıçdaroğlu'nun mutfağında görünce ve Sayın Kılıçdaroğlu da bu şekilde anlatınca bir kafamız karıştı. Ne olacak orada? Onu bir kısaca bir anlatır mısınız şöyle bize? Her partinin içerisinde çok kıymetli insanlar var. Yani bunların kimisi iktisatçı, kimisi finansçı. Bilge Yılmaz gibi. Kimisi bankacılık konusunda tecrübeli. Yani farklı farklı nitelikte çok arkadaşımız var. Kimisinin piyasa tecrübesi var. Kimisinin akademik çalışmaları var. Dolayısıyla bu çok kıymetli bir insan kaynağı hazinesi var. Ama nihayetinde bu insan kaynağı hazinesini elimize alıp kim hangi göreve getirecek bunlara bakacağız. Dolayısıyla bizim Kemal Bey'le yaptığımız o mutfak videosu iki genel başkan olarak yani altı hani genel başkanların ikisi olarak biz ülkemizin yarınlarıyla ilgili şöyle çok kısa bir mesaj verdik. Yani bakanlar konusu ayrı, bürokratlar konusu ayrı. Yani partilerin elindeki bu insan kaynağı hazinesinden bazıları... Sizinle İYİ Parti arasında bu konuda bir sıkıntı yaşanacak gibi bir izlenim var Sayın Babacan. Çok açık sorayım. Yaşanmayacak şey olmaz. Mı? Bana çok sordular. Yani bütün bunları çalışırken dediler ki ya çok pembe bir tablo çiziyorsunuz. Anlaşmanız kolay değil dediler. Hatta İstanbul'da bir gazeteci arkadaşlar bir akşam yemeğimiz oldu. Siz var mıydınız hatırlayamadım yok, ama. Yok. Ya dediler çok pembe tablo mümkün değil. Altı parti nasıl yapacaksınız? Ya dedim bakın pembe tablo değil ben gerçekçiyim ve olacak dedim yani anlaştık dedim.
ortak adayda kavga çıkacak dendi değil mi? Yani evet biraz gürültülü oldu ama 4 günde de bitirdik yani. Ayın 2'sinde başladık, 6'sında ortak adayımızı açıkladık. Ya bu var şimdi, hani tek kişi keyfi hareket etsin, ülkeyi bu hale mi getirsin? Yoksa tartışarak, istişareyle en iyi bulmanın hem tatlı bir rekabeti mi olsun ve en iyi beraberce mi bulalım? Yani ikisi arasında tercihte bulunduğumuzda yine de bizim yaptığımız çok iyi. Olabilir, herkesin iddiaları olabilir. Partiler iddialı olmak zorunda. Siyaset yapıyoruz yani, siyasetçiler iddiaları, partilerin iddiası olur ama uzlaşmayla yürüyen sistemlerde de hani oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Nerede uzlaşırsanız orada karar oluşuyor ve yürüyorsunuz. Yoksa hiçbir şey olmaz. Bizim kimseyi böyle rakip görecek halimiz yok yani. Rekabet görecek halimiz yok. Ersan Şen ve İsmail Saymaz'ı bekletiyorum. Beni yarın araya aldıkları zaman ben oradan çıkamam. Yani onun için ben lütfen izin son soru kısaca soruyorum. Son günlerde ortaya saçılan yolsuzluk iddialarından yola çıkarak bir hesap yaptığımızda, ben uzman değilim ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 418 milyar dolar tahsilat vaadinin de gerçekçi olduğu anlaşılıyor. Şimdi gençlerin çok önemli bir talebi var. Gençlerin dünyasını iki şey oluşturuyor. Birisi bu akıllı telefonlar, diğeri internet. Acaba bu 418 milyar doların bir kısmı gençlere ihtiyaç sahibi gençlere cep telefonunu bedava ve sınırsız internet kullanımı şeklinde değerlendirmek kamu yararına bir yatırım olamaz mı? Biz artık bu akıllı telefonları bir temel insan hakkı olarak görüyoruz. Bir lüks değil. Yani ihtiyaçtan öte bir hak. Tabii. Niye? Çünkü öncelikle haber alma hakkınız. Bütün haberleri buradan alıyorsunuz. Haberleşiyorsunuz. Ve ifade ediyorsunuz kendinizi. Sosyal medyada. İfade özgürlüğünde parçası. Dolayısıyla bu artık bir temel insan hakkı. Biz şunu sözünü verdik. Ortak politika. Zaten bizim deva çalışmalarında vardı ama buraya da taşıdık. Ortak politika metninde. Bir, bunların üzerindeki vergiyi düşüreceğiz. Sıfırlamayacağız. Üzgünüm ama düşüreceğiz. Çünkü vergide de sürümden kazanmak diye bir stratejimiz var. Yani vergi oranını düşüreceğiz ama satışlar çoğalacak. Çoğalınca devlet yine toplamda vergisini alacak ama daha çok insan daha çok ürüne ulaşmış olacak. Oradaki strateji o. Akıllı telefon, bilgisayar, tablet, oyun konsolları dahil hepsinde vergileri indireceğiz. Bir, ikincisi de 25 yaşına kadar gençler için ücretsiz internet sağlayacağız. Bu da burada var. Diyorlar ki ya ücretsiz bir şey mi olur? Ben de diyorum ki şimdi duble yollar yapıldı Türkiye'nin her yerine. Otoyol değil de duble yol. Duble yolları kullanıyoruz. Para ödüyor muyuz? Ödemiyoruz. Demek ki devlet bir kerelik o yatırımı yapacak. Bir kere o kaynağı ayıracak. Ve o fiber optik altyapısı Türkiye'de oluştuktan sonra da bu işler çok kolaylaşacak. Bu konuda bizim derin bir sohbetimiz var. Erdal Arıkan'la belki tanırsınız. Bilkent'te bu 5G üzerinde bayağı dünyaca tanınan çok iyi bir ilim insanı. Geliştirdiği algoritmalar şu anda teknoloji şirketleri tarafından kullanılıyor. Onunla bizim bir kahve programımız var. Yani oturduk bir saat sadece bunları konuştuk. Türkiye'deki internet altyapısı, 5G teknolojisi, yani füzyondan tutun her şeyi konuştuk. Orada bu işin matematiksel bütçe şeyi de var. Bütçesini hesap ettik beraberce. Kaç milyar dolarlık bir yatırımı kaç yılda tamamlarsanız Türkiye'nin her köşesine fiber optiği götürüyorsunuz. Zaten fiber optik yatırımını bir kere yapın, ondan sonrası çok kolaylaşacak. Hatta Allah korusun doğal afetlerde bile fiber optik ulaştığında aynı Hatay'da yaptığımız gibi iletişim altyapısının kesilmesi diye bir şey söz konusu olmayacak yani. Fiber optik aynı zamanda doğal afetlerle mücadele de çok önemli ve her yerde herkese hür, hızlı, hesaplı internet diyoruz. 5 şey hareketi diyoruz ona da. Güzel. Bu da bizim aslında 4 nolu 27 Ekim 2020'de açıkladığımız dijital dönüşüm ve teknoloji eylem planında bütün detayları burada var. Teknolojiyle ilgili gerçekten çok iyi bir hazırlık burada da söz konusu. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, aynı zamanda Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcı Adayı. Çok teşekkür ediyorum Sözcü Televizyonu'nda sorularımızı yanıtladınız. Sözcü ailesi, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Başka bir programda sizlerle yine burada oluruz diye. Ben daha fazla lafı uzatmayayım. Sizleri de izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin de kafanızdaki soruları sormuşuzdur. Buradan yazdıklarınızı pek çoğumuz iletmeye çalıştık. Ama birazdan sizin de katılımınızla Serap Belovacıklı soracak. İsmail Saymaz Sözcü Gazetesi yazarı ve hukukçu Ersan Şen o soruları yanıtlayacak ve sizin oylarınızla kimin haklı olduğu ya da kimin daha size yakın söylediğini siz karar vereceksiniz. Liderli Özel programını izlediğiniz için teşekkür ediyorum.